Günaydın sevgili seyirciler. İyi Fikir'e hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başlangıcında inşallah dinamik, huzurlu, keyifli, güzel geçer, iyi haberler alırız. Bugün çok enteresan konularımız var ve hatta özellikle ilki çok işimize yarayacak. Yaz aylarında hepimiz tatile gittiğimizde, evden çıktığımızda eyvah diyoruz. Yani ne olacak, hırsız girerse, işte benim takıları, altınları alırsa başıma ne gelir? Ne yapsam da acaba bu evi korusam diye düşünüyoruz hepimiz. Aman dedik biz bu konuyu bir işleyelim. Güvenlik alanında neler yapılıyor ve bir hırsızla karşılaşırsak nasıl davranmamız gerekiyor? Tüm bunların cevabını şimdi ilk bölümümüzde alacağız. Yaz aylarında artan hırsızlık olaylarına karşı evimizi nasıl güvenli hale getiririz? Ev güvenlik sistemlerinin sağladığı avantajları Doğuşcan Onat anlatıyor. Ünlü dövüş ustası Süleyman Kocabıyık, özellikle kadınların kendilerini korumaları için çok özel ve basit hareketleri uygulamalı olarak İyi Fikir Stüdyosu'na taşıyor. Burada kişiyle aramıza bir çift çekiyoruz. Bu çift nedir? Ve evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Doğuşcan Onat, Güvenlik Sistemleri İş Geliştirme Müdürü ve Süleyman Kocabıyık, Uluslararası Yakın Koruma ve Dövüş Uzmanı. Önce Doğuşcan Bey ile başlayacağım. Sizin de katkılarınızı bekliyorum. Arzu ederseniz oturun, yorulmayın. Gerçi yorulacak da bir tipiniz yok sizin. Doğuşcan Bey, siz bir firmada çalışıyorsunuz ve bilinen firmalardan biri. Teknolojiyi de takip eden bir firma. Ben sizin kapınızı çaldım. Geldim, dedim ki ya çok korkuyorum işte evimde hırsız girmesinden, ondan sonra ne yapabiliriz diye sordum. Siz firma yetkilisi olarak beni nasıl yönlendiriyorsunuz? Öncelikle bir ekibimiz var. Bu konularda hizmet veren ve bir keşif yapan. Keşif ekibimizi yönlendiriyoruz. Keşif ekibimiz dairenize geliyor. Öncelikle dairenizde nerelerden giriş yapılabilir? Yani istenmeyen kişiler, hırsızlar bu daireye nereden zorla girebilir? Bunu tespit ediyorlar. Burası bizim dairemiz olsa, burası bizim salonumuz olsa, şurası bizim balkonumuz olsa, mutfağımız ve kapımız. Tamam. Mesela gelseniz bizim eve, bir öyle görsek. Ha? Olur, tabii Hadi bakalım. Tamam, süper. Şimdi ben öncelikle burayı sokak kapısı olarak farz ediyorum. Zaten hırsızların öncelikli olarak giriş yaptığı yerler sokak kapıları. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Bir, kapıdaki kilit sistemi. Çünkü hırsızlar çoğunlukla kilit sistemini kırarak içeri giriyorlar. Önce kilit sisteminin güvenlikli olup olmadığını tespit ediyoruz. Ne kadar kolay, ne kadar kısa sürede açılıp açılmayacağını tespit ediyoruz. Daha sonra kapıyla ilgili detaylara bakıyoruz. Kapı ne kadar kolay sürede açılıp açılmaz. Sonrasında tabii her zaman alarm sistemleri bu işte en çok önlem alabileceğiniz sistemler. Çünkü belli sürelerde de olsa hırsızlar kilitleri, kapıları 10 dakika olmaz, 1 saat, 2 saat, 3 saat eninde sonunda açabiliyorlar. Ama bunu soracaktım. Mesela en güzelinden, en kralından bir kapı, bir kilit koysak bile işini bilen mahir bir hırsız diyeyim size, yani en üçkağıtçısından o hırsız geldiğinde belki iki saatini verir ama eninde sonunda onu açmayı becerir. Ya da çok pahalı olan kapınıza zarar verir. Siz tekrar, çünkü güvenlik önlemi arttıkça sonuçta kapının açıkçası değeri de artıyor ya da kilidinin değeri de artıyor. Siz tekrar bir masraf yapmak zorunda kalırsınız. Ama alarm sisteminin hem bir caydırıcılığı var hem de gerçekten hırsızlar için bir önlem. Çünkü içeriye o kapıyı açtıktan sonra, giriş yapıldıktan sonra artık evinizin içerisinde oluyor hırsızlar. Peki şimdi kapıya baktınız. Kilitleri de konuşabiliriz ayrıca. Şimdi içeri girdiniz. Öncelikle nereye bakıyorsunuz? Öncelikle şöyle değerlendiriyoruz. Buyurun dışarıda kalmayın. Hırsız kapıdan girdi. Yani kapımız açılacak. Evet. Bir alarm sistemi kurarken kapıya bir kontak koyuyoruz. Yani kapının açılıp açılmadığını algılayacak bir sensör yerleştiriyoruz. O hani böyle ışıklı ışıklı ışıklı, onlar mı? O siren aslında. Kapı kontağı sirene sinyal veren küçük bir manyetik ünite. Yani kapı açıldığı an sirenize sinyal geliyor, içeriye giriş yapıldığını. Peki o sadece ana kapıdan, yani normal evin giriş kapısından biri geldiği zaman mı algılıyor, yoksa mesela balkondan da geldiği zaman görüyor mu? Şimdi biz keşif yaparken giriş yapılabilecek yerleri tespit ediyoruz öncelikle. Mesela kapıdan birinci giriş noktamız, kapıya bir kapı
manyetik kapı kontağı koyuyor. İkinci giriş noktamız neresi olabilir? Penceremiz olabilir. Evimiz giriş katıdır. Arka taraftaki penceremiz olur. Oraya bir giriş kontağı, gene manyetik giriş kontağı koyuyoruz. Üçüncü giriş noktası neresi olabilir? Balkon kapınız olabilir, terasınız olabilir. Oraya da hareket algılayıcı dedektörler koyuyoruz. Yani... Peki ne kadar yüksekten itibaren? Mesela ikinci kattan itibaren rahat olun. İkinci kattan sonrasına çıkamıyorlar diyebileceğiniz bir kat var mı? Yani spesifik bir yükseklik yok ama tabii ki ikinci kat açıkçası sonuçta bunun ortalama şeyi. Çünkü hani çok hikayeler duyuyoruz, çeşitli hikayeler duyuyoruz ama evet yani sonuçta hani belli bir yükseklikten 20 metreden sonra gibi söylersek oradan sonra biraz daha rahat olabiliriz. Ben çünkü bazen şaşırıyorum. Apartmana baktığımda kaçıncı kat ama o bile böyle kafes yaptırmış. Tabii. Hani demirler var diyorum ki yani kendini niye böyle kafese sokmuş ki bu insanlar, buraya da hırsız çıkar mı diyorum ama değişik yöntemleri var herhalde. Şöyle iç güvenliği uzmanlığı da yaptığım için böyle olaylar oluyor. 6. 7. katlara kadar çıkabiliyorlar. Bu da evde oturan insanlar eğer yaşlı, emekli ise ya da yalnız yaşayan birileri varsa onlar için aslında daha basit olabiliyor. Çünkü önlem alınmıyor. Hele hele alt katta parmaklık varsa üst kata çıkması daha kolay oluyor. Çünkü onun için bir taşıyıcı görev görüyor. O yüzden 2 ve 3. katların yani bir koruma yapılıyorsa ya bütün katların hepsini yaptırması lazım. Ya da alt katların daha farklı önlemler alması lazım. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz nerelerden girebilir diye. Oralara evet. Sensörleri arka yerleştiriyorsunuz. Sensörlerimiz. Tamam. Peki bu sensörü yerleştirmek zor bir iş mi? Yani nasıl sürede yapıyorsunuz ya da yani evde ne görülüyor, böyle kablolar mablolar mı var, nasıl hepsi, oluyor? Bu sensörlerin zaten günümüz teknolojisinde hepsi kablosuz haberleşen sensörler. Aslında herhangi bir kablo gözükmüyor, sadece sensörlerin konumlarını belirleyip kurulumu yapılması gerekiyor. Peki o sensör nasıl işlemeye başlıyor, onun bir kurulumunu burada yapabilir miyiz? Yani bir hırsız gelse nasıl biz haberdar oluyoruz? Bir de şeyi de soracağım tabii. Bazen onlar gereksiz yere de ötüyor. Yani oradaki problem neden kaynaklanıyor? Onu da öğrenmek isterim. Hadi bir kuralım mı? Nasıl olur, yapalım? Tamam. Şimdi alarmımızı aktif hale getirelim. Belli bir süre içerisinde alarmımız devreye girecek. Daha sonra da deneyimleyelim. Tamam. Yani şey, biz orada mesela makineye şu komutu mu vermiş oluyoruz? Ben evden çıkıyorum şu dakika itibariyle bir hareketi mi algılıyor bunlar? Ya da ısıyı mı algılıyor? Her sensörün farklı görevi var. Hareket sensörleri var, kapı sensörleri kapı açıldığında algılar. Hareket sensörleri de hareketli herhangi bir şey önünden cisim ya da işte insan olabilir geçtiğinde algılar. Bunların hepsi tek bir noktadan birleşiyor. Hele yeni nesil alarmlarda zaten cep telefonu uygulamasına direkt internet üzerinden veriyi gönderiyor. Hani şu da oluyor diyorsunuz ya, yanlışlıkla devreye mi girdi? Mesela yeni nesil sensörler var, video da çekip gönderiyor hareket sensörüyle birlikte. Bakabiliyorsunuz, benim başıma geldi. Perde rüzgardan oynamış, alarm devreye girmiş ama video da çektiği için o sensör, baktım oradan görüyorsun. Perde oynamış. Anladım. Tamam, bir hırsız birisi gelsin mi şimdi? Olur, ben şimdi alarmı hemen devreye alıyorum. Şu an alarmımız kuruluyor. Kuruldu mu? Peki biz de buradayız. Bizi fark etmez. Biz kıpırdamayacağız şu öyle mi? Şu an bir çıkış süresi veriyoruz. Yani ben evden çıkıyorum kapıdan. Kapımı kilitledim. Dışarıya çıkıyorum. Bundan sonra alarm devreye girecek. Ve artık o eve hiçbir şekilde bizim sensörlerimizin belirlediği yerlere giriş yapılamayacak. Tamam. Şu anda yapabilir miyiz peki? Hırsız girsin mi? Şu an bir bekleyelim. 5 saniyeden sonrasında hırsız giriş yapabilir. Peki. Eskiden beri bazı yöntemler hiç değişmedi değil mi? Yani mesela hırsız gelecek diye işte ışık açık bırakılır. Evdeymişiz hissiyatı hala verelim yapıyoruz. Diye. Hala yapıyoruz. Hala yapıyorsun, biz de yapıyoruz vallahi. Hala herkes yapıyor. Onu. Ayakkabılar bırakılır. Hırsız girmiyor ama ayakkabı gidiyor mesela. Aman. Allah bizi mi fark etti? Biz hareket ettik, alarm devreye girdi. Ben şimdi devreden çıkardım. Tamam. Peki tekrar mı devreye sokmamız lazım hırsız için? Evet. Ya da şeyi görelim, tamam bizi gördü. Nasıl gördü bizi? Şimdi şu şekilde göstereyim ben, alarm devreye girdi. Bizim cep telefonumuza internet üzerinden alarm sinyali veriyor. Ben şu anda nerede olursam olayım evime yetkisiz birinin girdiğini anladım. Şimdi eyvah, evde bir hareket var ama bu hareket ne hareketi? Gerçekten işte perde mi uçuştu yoksa hırsız mı girdi? Bu ne yapıyor, bana mı haber veriyor? Şimdi bu bana hangi
dedektörün alarm verdiğini haber verdi. Evimde yetkisiz biri olduğunu öğrendim. Bizim şu anda burada demosunu yapacağımız ürün videoda çekebilme özelliği olan bir dedektör. Çektiği videoyu da birazdan bize yollayacak. Tamam ve gördüm ki diyelim ki orada gerçekten bir hırsız almış eline, gözümüzde hep öyle canlanıyor ya, feneri almış böyle evin içinde dolanıyor. Ne yapıyorum ben peki, gördüm adamı, ne yapacağım? Polisi arayacağım. Ben arayacağım ama değil mi polisi? Ha? Polis imdatı ben arıyorum. Diyorum ki şu şu işte adreste, şu anda alarm öttü, evde şey var, hırsız var. Polis gelene kadar? Evet. Ne? Ha? Polis gelene kadar. İşte ne yapayım, polis gelene kadar olacak o iş öyle. Evet yani sonuçta, ama tabii evinizde özel bir güvenliğiniz yoksa hani tüm sistemler aslında öncelikle sizden bir kontrol ediyor. Sizinle birlikte gerçekten yetkisiz giriş oldu mu daha sonra tekrar polis aranıyor. Ama tabii şöyle de bir durum var, yani bu kadar yüksek vıy 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 alarmlar falan filan öttüğü zaman doğal olarak hırsız da ben kaçayım diyecek herhalde. E tabii zaten aslında alarmın en önemli özelliği caydırıcı olması. Yani bizim amacımız hırsızı yakalamak değil, evimize girmesini engellemek. Tamam. Şey geliyor o zaman, polis geliyor işte, eğer hala o adam oradaysa ki muhtemelen değil ama komşulardan da herkes da bir delikten bakar kim geldi kim gitti diye. Kimse kapıları açmaz. Değil mi? Ya da video kaydı. Kimse kapıları açmaz, yardım için gelmez. Ama şimdi gerçekten hırsıza müdahale de çok zor iş. Öyle bir baba yiğit çıkacak da gel kardeşim hırsız diyecek. İşte bu problemler genelde buradan doğuyor. Ama yapmamak lazım sanki. Ne dersiniz? Şöyle, şimdi kimse Süpermen değil. Kimse kahraman da değil. Kimse dövüş uzmanı da değil. Günlük hayatta bunlarla karşılaşmak da tabii her gün herkes böyle şeyler karşılaşmıyor. Ve bunlar deneyim isteyen şeyler ama insanların kısmen de olsa kendini koruyabilecek cesarete sahip olması lazım. Çünkü o alarm öttüğünde bu kişiyi kaçırabilir. Yüksek ihtimalle kaçıracaktır ama panik, sinir ve can havliyle üstündeki materyale çıkabilirse saldırmayı da deneyebilir. Tabii yani ve haplı da olabilir o gelen kişi. Tabii, yani cesaret apı diyorlar an, ya, kolay mı başkasının evine girer? O an hani panik sonuçta, hırsız işte atıyorum karşılıklıyız, işte alarm çaldı, ben ev sahibiyim, beyefendi hırsız. Anlık bir panikle bir yer değişikliği oldu. Hani bir işte kovalamaca tarzı bir şey oldu ve kaçacağı taraftan uzaklaştıysa sizi ezerek geçecektir. Yani sonuçta bir münakaşaya düşebilirsiniz. İster istemez kendinizi koruyabilecek az da olsa bir şeyler biliyor olmalı ya da teknik bilmiyorsanız elinize geçen herhangi bir şeyi mantıklı şekilde kullanabilecek cesarete sahip olmalısınız. Yani alarm evet %100, yani ben sonuna kadar katılıyorum, her evde alarm olmalı ama gene de insanların kendini koruyabilecek biraz dahi olsa bir şeyler biliyor olması lazım. Şunu da merak ediyorum. Birazdan size soracağım. Eğer biz evdeysek ve bir tıkırtı duyduğumuz zaman ne yapmamız gerektiğini ve bir hırsızla burun buruna gelirsek nasıl bir müdahale? Gerçi uyuyor, yani muhtemelen ben uyuyor numarası da yapabilirim de. Evet, ne olacak diye bir sürü senaryo olabilir. Evet evet, onu soracağım size. Bu sistemler. Güvenlik sistemleri evde biz uyurken de çalışıyor değil mi? İlle de tatile gitmemize ya da işe gitmemize gerek yok. Tabii belli başlı modları var. Biz sonuçta şöyle değerlendirebiliyoruz. Ben evdeyim. Evde olunca mesela evin içerisindeki hareket sensörünü aktif hale getirmiyorum. Fakat pencereleri aktif hale getiriyorum. Bu şu anlama geliyor. Pencerelerden giriş yapılamaz ama ben ev içerisinde hareketimi sağlayabilirim. Yani ev modu ve işte hırsız modu gibi farklı modları var güvenlik sistemlerinin. Peki evin içindeyse ve diyelim ki bir kedicik tırmanmış ve pencereden girmiş. Onu bir kedi olduğunu fark ediyoruz. O zaman ne şekilde böyle ciyak ciyak ötecek, bir şifresi mi var? Bizi nasıl tanıyor? Nasıl komut alıyor bizden? Hareket sensörlerinin kendi arasında bir de tabii hayvanlar için duyarlı olan ve olmayanlar olarak da ayrımları var. Öyle mi? Tabii. Hayvanı ayırt ediyor insan. Ediyor. 30 kilograma kadar hayvanları ayırt edebilen hareket sensörleri var. Enteresanmış. O zaman kuş da girebilir. Tabii ki kedi de girebilir. Pencereden. Enteresan. 30 kilo. Mantıklı. Evet. Tabii bunlar hırsızlar da her şeye hakimdirler herhalde. Bu durumları da biliyorlardır. En zayıfları, en minikleri. Ama 30 kilo kaç yaşa kadar 30 kilo oluyordu? Yani herhalde 8-10 yaşına kadar anca 30 kilo olur. Bilmiyorum hani videomda yok ama 13-14 yaş arası. 13-14 yaş. Aslında 30 yani obez değilse. Evet, evet. O kilolar yani. O kilolar, doğru. 11 yaştan sonra takriben 27 kilo obezleri oluyor. Evet. O 14-15 yaşına kadar 35-36 çocuklarla aile sürekli eğitim halinde olduğumuz için o yaşlar, ama o yaşlara hırsız yani eve girecek bir hırsız yoktur herhalde. Öyle. Evet. Peki, bunlar nedir? Getirdiniz bize. Evet, şimdi şunları da konuşalım. Bahsetmiş olduğum yeni nesil alarm sistemlerinin çoğu internet üzerinden çalışıyor. İnternet sistemimizi kullanan bir ana kontrol kutumuz var ve
söylemiş olduğum gibi belli başlı sensörlerimiz var. Hareket sensörü, herhangi bir hareket olduğunu algılıyor. Bahsetmiş olduğum kapı sensörü, kapınız açılıp kapandığında devreye giriyor. Video çekebilen hareket sensörü ve artık biraz daha tabii günlük hayatı da kolaylaştırmaya çalıştığı için böyle ürünler. Mesela basit bir prizle prizinizi aç kapa yapabiliyorsunuz ya da evinizin sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Evim şu anda kaç derece? Peki bu benim mahremiyetime zarar veriyor mu? Yani şimdi mesela videolu insan artık her şeyden işkillenmeye başladı ya. Yani ben bu videoyu tamam eyvallah güvenliğim için koyduruyorum ama bir taraftan o şirketteki insanlara da belki güvenmiyorum. Bu çekiyor mu evin içini her dakika? Her dakika kaydetmiyor. Alarm devreye girdiğinde alarm ötmeye başladığı an kaydediyor. Tabii. Ha, tamam. Peki o görüntüleri diyelim ki yani ötmeye başladı ama evde bir sıkıntı da yok. Hı-hı. Fakat işte ben görünmesini istemediğim bir manzara o sırada videoya kaydedilmiş olabilir. Ne bileyim bir misafirin gelmiştir de o salonda yatıyordur. Tabii. Rahat bir şekilde yatıyordur vesaire. O görüntüler yani sizin cep telefonunuza geliyor ve kaydediyorsunuz. Sizde kayıt olmuyor mu? Yok, hayır. Tabii ki silebiliyorsunuz. Ha. Hani sonuçta bunlar ileri düzeyde güvenlikli serverlar üzerinden geliyor. Hı-hı. Fakat sonuçta uçtan uca şifreli yöntemleri olduğu için zaten siz sildiğiniz zaman serverlardan da hı-hı siliniyor. Evet. Şey de enteresan tabii, şimdi içeri bir hırsız girse o sırada hırsıza müdahale, oradaki bütün boğuşmaları falan da çekiyor değil mi? Yani işin bir şey boyutu olursa, bir polis adli boyutu olduğu takdirde o da o görüntü de çok önemli bir delil. Şimdi aslında orada şöyle bir ayrım var. Bunlar görüntüleme sistemi değil. Bunlar alarm sisteminin ekstra özellikleri. Yani o an girildiğinde olayı o anı görüntülemek için. Ama hani belli başlı bir kayıt yapmak istiyorsanız onun için zaten kamera sistemleri var. Anladım anladım ama yani öttüğü müddetçe çekiyor. 10 saniye boyunca çeker. Ha, 10 saniye tabii çekiyor. Tabii. Ama şimdi mesela öttü. Ben o sırada evdeyim. Kalktım, baktım. Hırsız. Ne yapıyorsun sen dedim. Adama hücum ettim. O bana hücum etti. Onlar o anlar yok. Tabii yani bu dediğim gibi. 10 saniye çünkü. Görüntüleme. Çok kısa bir süre. Ama çok kısa 10 saniye. Aslında onu daha uzun tutulabilir. Yani mesafeye göre değişebilir. Şimdi çok yakın mesafedeyseniz 10 saniye içerisinde 2-3 kişiyle de mücadele edebilirsiniz. Ama mesafe uzun tabii o an stres, hı-hı, adrenalin, hı-hı, sizin o anki durumunuz, pozisyonunuzu korumanız. Gerçi ama güven şey diyor yani bu bir tabii görüntüleme modeli değil. Bu tamamıyla tabii, kamera birisi kaydı değil, haber verecek. Bık 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 ötecek. Aa evet. Peki şunu da konuşalım. Şu kilitler dediniz ya açılamıyor, edilemiyor falan, hı-hı, diye. Hı-hı. Ama açılamayan şöyle tamamdır yani bunu yaparsan artık kale kapısı bu tamamıyla hani hiçbir şekilde kimse giremez falan diyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Hayır yok. Şöyle sistemler var. İsterseniz kısaca bahsedeyim. Tamam. Mesela görmüş olduğunuz kilidin üzerinde dahili bir alarm sistemi var. Hı hı. Hırsız evinize giriş yaptığında alarm sistemi devreye giriyor ve bunu akıllı ev sistemleri yardımıyla da geri bildirimini alabiliyorsunuz. Yani aslında kapı kilidi bir alarmı desteklemiş oluyor. Bir, hı-hı, alarm sistemini desteklemiş oluyor. Bu şekilde geri bildirim alıyorsunuz. Tamam. Şöyle gördünüz. Mesela kilitten biraz bahsedeyim. Olur. Şu bir kilit mekanizması. Tek bölümden kilitlenen bir kilit mekanizması. Hı-hı. Kapılarda birden çok kilitlenebilen kilitler veya tek bölümden kilitlenebilen kilitler diye, hı-hı, farklılıklar var. Tabii ki birden çok noktadan kilitlenen kapılar, hı-hı, diğerine göre daha güvenli kapı sistemleri. Bunda anahtar yok mu? Ona bakıyorum. Bunda acil durum için anahtar var ama en önemli özelliği... Arkadaşlar biraz şey görebilir miyiz? Ha şurası esas burayı anlatıyor. Evet bir daha gösterir misiniz? Açık. Şöyle göstereyim. Kapalı. Şunu biraz baştan alalım. Arkadaşlar şöyle şurasını bir geniş şöyle görebilir miyiz? Tamam mı? O çünkü çalıştırdığı zaman bunlar harekete geçiyor. Şimdi sıfırdan başlayalım bir daha gösterelim. Kapım kapandı otomatik olarak. Kilit kapalı. Kilitlendi. Ben açtım. Alarm devreye girdi ama en önemli özelliği bunu bildirim olarak da sisteme entegre edebiliyor olmanız. Bu ne yapıyor? Bu sizin elinizi mi tanıyor? Bu elimle uyandırıyorum sistemi. Ha. Daha sonra şifremi giriyorum. Ha şifrenizi giriyorsunuz. Anladım. Peki şey şifreyi unuttunuz ne olacak? Şifreyi unuttum. Aha. Kartla girebiliyorum veya anahtarla her zaman girebiliyorum. Ha kartla da gir. Çık 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 böyle şey gibi. Plazaya girer gibi. Evet. Anladım. Hı-hı. Bunlar şimdi en ileri teknoloji bunlar mı oldu? Şifreler mifreler oldu değil mi? Evet doğrudur. Anladım. Güzel. Peki şey bunları nasıl devre dışı bırakıyor ya da bunları nasıl açıyor? Şuradan şu
Şuradan mı? Tabii hırsızlar genelde silindire zarar vermek yoluyla giriyorlar evlere. Hı-hı. Ya da kapıya zarar vermek yoluyla giriyorlar. Dediğim Hı-hı. gibi bildirim almak her zaman aslında en önemli çözüm. Evet. Peki şimdi diyelim ki içeride ne yaptıysak, ne ettiysek yine de hırsız geldi ve içeri girdi. Biz de uyuyoruz. O sırada tıkırtıyı duyduk. Şöyle hafif bir kafamızı kaldırdık. Baktık ki eyvahlar olsun. Orada bir hırsız var. Şimdi şöyle. Eğer o an durumun vahimiyetinin farkındaysak, yani Hı-hı. içeride birisinin olduğunu anladıysak, Hı-hı. evde bir kişi, iki kişi, kaç kişi olduğumuz çok önemli değil aslında ama eğer eşimizle beraberizdir, yanımızda biri vardır. Öncelikle onun odanın dışına çıkmaması için uyarmamız lazım. Hı hı. İkincisi, elimize alabileceğimiz en yakın şey ne olabilir? Genelde baş ucumuzda abajur olabilir. Genelde birçok evde olan bir şey. Ya da tabii her evde silah bıçak bulunmaz ki tavsiye de etmiyorum böyle şeyleri. O an canavliyle kötü şeyler olabiliyor. Elimize alabileceğimiz bir askı olabilir. Evet. Gömlekleri astığımız bir askı. Şimdi öncelikle odanın dışına çıkmayı tavsiye etmiyoruz. Ta ki kişi odaya girene kadar. Neden? Çünkü o kişi o an oradan çıkıyor da olabilir. Yani bir panik olabilir. Sizin tıkırtınızı o da duymuş olabilir. Ya da bir alarm devreye dediğim gibi girmiş olabilir ve çıkabilir. Öncelikle odanızın kapısını açıksa kapatmaya çalışmayın. Çünkü bu dikkat çeker. Kişi panik haliyle elinde bir silah, bir kesici bir şey varsa sizi etkisiz hale getirmek için odanıza girmeye çalışabilir. Odanızın kapısı açıksa sizi görmeyeceği bir pozisyona geçmeniz lazım. Bu pozisyonda eğer odanın içine girecekse artık yani hiçbir şey bilmeyen bir insan için bunu anlatıyorum. Elinizdeki şeyle o kişiye saldırmanız gerekiyor. Fakat ilk önlem tıkırtıyı duyduğunuzda 155'i aramak, Tabii. telefonu açık bırakıp yatağınızın ucuna koymak. Konuşamazsınız, korkarsınız, panik olabilirsiniz. Kişi beni duyacak, duyar mı, duymaz mı bir şey anlatamayabilirsiniz. Yorganın altına girip şöyle belki konuşulabilir mi? Konuşulabilir ama işte insanlar da panik haliyle siz kendinizi öyle bir kitlersiniz, öyle bir heyecan yaparsınız ki yani kalktınız, tıkırtıyı duydunuz, arayacaksınız. İnsan 155'i bile hatırlamayabilir. Tabii yani o panik haliyle çünkü şundan dolayı 155 gibi yerleri aradığınızda biliyorsunuz ki onlar telefondan sinyal tespiti yapabiliyorlar. Özellikle onları aradığınızda böyle bir durum söz konusu. Başım belada deyip açık bırakırsınız. Yani kısık bir sesle evde hırsız var konuşamıyorum açık bıraktığınızda 20-30 saniyeden sonra zaten sizin adresinizi tespit edebiliyorlar. Güzel. Yani kolay kolay da kimse bunları, çoğu insan aslında bunları bilmiyor. Hı hı. Yani bunları şu an işte bizim anlatmamızla insanlar duyuyor. Telefonu açık bırakmanız yeterli. Yani şöyle düşünün, kaçan bir arabada işte kişiyi nasıl tespit ediyor bir yere saklandı? Telefon sinyallerinden tespit ediyorlar. Aslında hı hı. basit bir mantık. Ya da çalınan bir telefonu nasıl buluyorlar? İşte IMEI numarasından giriyorlar. IMEI numarasından uydu üzerinden tespit ediyorlar. Aynı mantık. Tıkırtıyı duyduğunuz ilk önlem öncelikle telefonunuza 155'i arayıp yani korkuyorum evde hırsız var deyip açık bırakın telefonu mutlaka ve elinize ilk alacağınız bir şeyi alın. Yani bu askı da olabilir. Bu bir abajur da olabilir. Hı-hı. Çünkü kendinizi koruma, nefsi müdafaa dediğimiz bir olay var. Hı-hı. Fakat araştırdığım kadarıyla benim bildiğim, yani çok da tasvip etmediğim bir kanun bu. Yatak odasına girene kadar hırsıza müdahale edemediğinize dair Hı-hı. bir kanun var. Biliyorsunuz bu güncel bir şey zaten. Bu bence yanlış. Çünkü ev sizin mahrem yeriniz. O an yatak odasının salonda da yatıyor olabilirsiniz. Hı hı. Ha, buradaki yatak odası tabiri yattığınız alanı kapsıyorsa onda bir sıkıntı yok ama yatak odası diye geçiyorsa orada büyük bir problem var. Hı hı. Çünkü yani evde çocuğunuz o an işte mutfaktan bir şey de alıyor olabilir, içeri birisi girmiş olabilir. Hı hı hı. Ve evin içerisinde hırsıza müdahale etmenizin de bazı yasal sorumlulukları var. Şimdi tabii biz hep gözümüzle şunu canlandırıyoruz. Bazı kanunları değerlendirirken evet hani ilk etapta insana şey geliyor yani hani yatak odası mı sadece benim mahrem alanım hani onun dışında da birisi varsa ben nasıl evime kadar adam gelmiş, nasıl müdahale edemiyorum. İnsan düşündüğü zaman o anlamda size hak veriyor fakat biz şeyi bilmiyoruz. Biz şu anda sadece senaryo itibariyle eve bir hırsız girdiğini Tabii. düşünüyoruz ama o kanun muhtemelen çıkartılırken bunun başka versiyonları da tabii, var ve tabii. onları da gözeterek yapıyorlar ama o tabii ayrı bir hukuki İnsanlar mevzuat. Böyle bildiği için panikte evet, kalıyor. Evet evet. Yani ama hani bizim senaryoda evet yani şey de bilsinler ama hem kendi güvenlikleri açısından yani yatak odasına gelinceye kadar hani hem hukuki anlamda mevzunun ne olduğunu bilsinler hem de şeyi bilmiyoruz yani eve birisi girdiyse onun elinde bıçak mı vardır, silah Hiçbir mı şey vardır, kafası mı Güzel. Değişiktir falan Aklını onların bilir. Hiçbirini bilmiyoruz tabii. Ve orada bir deli kuvveti gelip de biz tabii panik halde o kim bilir ne yapabilir falan Aynen. aman yani Allah korusun. Peki
evin içinde de olabilir tabii bu senaryo ama mesela dışarıda da olabilir. Ben özellikle bugün sizi görmek istedim ki siz çünkü çok özel isimlere yani tüm dünyanın da tanıdığı isimlere yakın korumalık da yapmış birisiniz. Doğru. Aynı zamanda güvenlik anlamında kurslar da veriyorsunuz. Tabii. Ve şiddet ve tacize karşı özellikle çocuk ve kadınlara da ücretsiz olarak da yardımcı oluyorsunuz. Şimdi biraz şeyi konuşalım. Yani birisi bize yaklaştı. Tenha ortalık ve bize saldıracak ya da arkadan çantayı çekecek mesela. Böyle durumlarda bizim hani kendimizi ilk etapta nasıl koruyabiliriz, nasıl bir vücut pozisyonu almamız gerekiyor onları dinleyelim. Tabii ki. Çanta var mesela. Asistanım evet evet mi? Evet Sabri Bey'i de rica edelim. Aslında Sabri Bey az önce hırsız rolü oynayacaktı fakat kendiliğinden burada bizi fark edince sistem. Hoş geldin Sabri Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Şimdi diyelim ki şöyle geçelim. Sizi dinliyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Tehlikenin geldiğini fark ettiyseniz yani karşınızda bir tehlike varsa ki erice bir tehlike. Genelde en çok gelen soru budur aslında. Kişi bizden iriyse neler yapmalıyız, nasıl evet. davranmalıyız? Kişi bizden güçlüyse ben o yüzden özellikle Sabri'yi getirdim. Aha. Şimdi tehlikeyi görüyorsak, karşıdan geliyorsa belli bir mesafeye yaklaştığında öncelikle mesafemizi korumamız lazım. Bu bizi hazırlıklı tutar ve kişinin geldiği açıyı rahat görebiliriz. Kişinin şu an ne yapacağını bilmiyorum. Ne yapacağını bilmediğinizde insanlarda panik şudur. Hani an kollayayım, vurayım ya da kaçayım. Evet. Fakat... Biraz öne mi gelelim acaba? Ben korktum Tabii. çünkü masanın arkasına kaldınız diye. Burası güzel sanki. Değil mi? Yönetmenime evet. sorayım hemen. İyi mi burası arkadaşlar? Tamam, gayet güzel. Şimdi kapkaçtan bahsettik, çantadan bahsettik. Bir çanta alabilir miyim? Olur. Onunla ben alabilirim. Şöyle gör. Biz de sokakta bakarlar ya, aynı oluyor falan. Şimdi önce basit bir örneklendirme yapıp ben bir deneme yapayım. Çantayı koluna sıkar mısın? Tabii bir bayan çantası bunu... hiç olmadı o çanta ama hani. Bunu bir bayan çantası olarak düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kişi bunu alıp bir anda tutup geriye de sizi çekebilir. Evet. Bu sizin dengenizi bozarak ve düşeceksinizdir kuvvetli ihtimalle. Evet. Tutar mısın? Kişi bunu anlık olarak yine alıp kaçarak bu tarafa da uzaklaşabilir. Ya da siz bunu bir an kişi çektiğine can havliyle tutabilirsiniz ve bu sizin sürüklenmenize neden olur. Yani kişi bunu tuttu, size direnç gösteriyorsunuz, kişi burada size vurmaya başlayabilir ve bir şekilde bunu alacaktır ya da alamayacaktır. Önemli olan alıp alamaması değil, önemli olan o saniyede bizim yapabileceklerimiz. Hı hı. Tabii bu anlatacaklarım birazdan gerçekten eğitim isteyen şeyler. Yani videolarda izleyerek çok kolay öğrenilecek şeyler de değil. Hı. Fakat uygulaması da zor şeyler değil. Tamam. Sadece şu an anlattıklarım, ekranları başında izleyen arkadaşlar, evde işte karı koca şeklinde ya da abi kardeş şeklinde bunlar aralarında çalışarak bunu pratik hale getirebilirler. Çünkü oldukça basit şeyler anlatacağım birazdan. Tamam. Şimdi çanta bende. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Biz şu an psikolojik olarak hazırlıklıyız. Neler yapacağımızı biliyoruz. Ama sokakta böyle bir şansınız yok. Yani yürüyorsunuz, dalgınsınız, telefonla konuşuyor tabii olabilirsiniz. Ki, tabii yani o an... Birinin geleceğine habersizsiniz. Refleksler o yüzden... Yani sıkı tutmuyorsunuz çantayı normalde yürürken şöyle. Kuvvetli ihtimal elinizden çıkacaktır. Ya da tepki olarak insan çekildiğini hissettiğinde tepki de verir. Yani ters tepki de verir. Şimdi kişi bunu tuttu, arkaya doğru çekmeye çalışıyor. Bu olduğunda, vücudunuz bozulduğu anda büyük bir adım atmanız lazım. Zaten dengeniz bozuluyor. Ama bu yaptığımız hareketler refleks ister. Şimdi devamını yapalım. Yürüyorum, tuttu, arkaya doğru çıkıyor. Düşecek gibi olduğunuzda büyük bir adım atmanız lazım. Dengeyi koruduktan sonra kişiyi görüyorsunuz. Çantayla çok bir işiniz yok. Amacı zaten bunu çekiştirmekse ona biraz asılınızı o sizden daha fazla güç uygulayacaktır. İlk asılmayı yapıp bırakın kişinin dengesi bozulduğu anda zaten ona yaklaşmanız daha kolay olacaktır. Çünkü tutukluk yaşayacaktır. Yani siz asıldığınızda şöyle düşünün. Biri sizin kollarınızdan yakaladığında siz debelenmeye çalışsak o daha çok sıkacaktır. Tabii. Mantık bu. Yani kişi bunu çektiğinde en önemli sahne şu. Düşüyorsunuz ve büyük bir adım atarak dengenizi anlık korumanız lazım ve bunu hedefe bakarak yapmanız lazım. Yani bir daha yapalım o sahneyi size. Şimdi aldım, yürüyorum. Devam edebiliriz. Kişiyle aranızdaki mesafeyi ayarlayabilmek için reflekslerinizin dediğim gibi kuvvetli olması gerekiyor. Yani aslında anlattığımız kadar kolay değil. Şimdi peki mesela sizle benim aramda çok büyük fark var. Şimdi normalde çantada beni çekse o düşür. Çok hiçbir şansım yok ama hani acaba o an böyle bir midesine falan böyle bir vurabilirsiniz. Ben şimdi başka bir şeyler de anlatacağım bununla alakalı. Şöyle
Ben yürüyorum. Çekti çantamı geriye doğru. Düşecekseniz bırakın çantayı. Çünkü yere düşmenizden daha önemliydi. Yani, evet zaten beni tabii, düşürür kesin. Tabii şimdi düşeceğinizi anladığınızda bırakın çantayı. Çantayla hiçbir işiniz yok. Hani hayatınız önemli olmadığı için bırakın alsın kaçsın o çantayı. Hani üstüne çok düşmeyin bu konunun. Tabii şimdi insanlarda şu var. Hiçbirimiz Süpermen değiliz. Batman de değiliz. Hani ondan hızlı koşup yakalayacağız. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Çünkü neden? Bunu eğer aldıysa ve kendinize çok güvenmiyorsanız ama. Yani bu anlattığım kendine çok aşırı güveni olmayan insanlar için. Çünkü sokakta herkes riski göze alamaz. Tabii ki. Bu eğitim ister. Bizim tavsiyemiz genelde şudur. Kendinize çok güvenmiyorsanız, müdahale edemeyecek, bırakın alsın. Uğraşmayın o kişiyle. Ama bu pozisyona göre de biraz değişiklik gösteren, çok yakınınızdaysa bir şeyler gene yapabilirsiniz. Bu sizin fiziğinizle çok bir ilgisi yok aslında. Bazı pozisyonlarda fizik devreye girer. Güç kullanmaya kalkarsanız zaten şahıs, erkekler genelde bayanlardan güçlüdür ve zaten yenileceksiniz. Şimdi aslında güç, şey çok mantıklı. Teknik ve zeka kullanmanız sizin gerekiyor. Sizin hani bırak, o zaten bırakmanı beklemiyor, doğal olarak düşecektir dediniz ya. O düştüğü anda belki size şöyle bir zaman da kazanmış olabilirsiniz. İmdat, çantamı aldı, belki bir iki kişi koşacak, onu yakalayacak misal. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani şu mesela arkadan çektiğinde ve o sırada dalgınsak çok şansımız yok gibi duruyor. Tabii. Mesela şeyi merak ettim. Şöyle sokakta yürüyoruz. Baktım şimdi bir adamın teki benim üzerime doğru geliyor. Hani gözünü de böyle dikti, böyle pis pis de bakıyor. Belli ki geliyor. Sokakta da pek kimseler yok ya da belki bir iki kişi var, onlar da dalgın dalgın. Biraz teha bir yerdeyiz. Mesela ben ne yapayım o sırada? Yani bunu hemen sırtıma mı alayım, çantamı hemen önüme mi alayım? Şimdi konuyu burada ikiye bölmemiz lazım. Ya da mesela bir anda arkamı dönüp kaçayım mı? Ne yapayım ben? Tabii şöyle yapayım, alayım ben çantayı size. Konuyu burada ikiye bölmemiz lazım. Neden? Eğer teknik bilgi sahibiyseniz, bir şeyler yapabileceğinize inanıyorsanız ve kaçamayacak durumdaysanız. Çünkü insanlarda panik, korku olduğunda kaçamazlar. Tabii adrenalin yükseğe çıktığında siz hızlı koştuğunuzu zannedersiniz. Ha kimisi çok hızlı koşabilir ama genelde insan tutukluk yapar ve kaçamaz. Yani o an psikolojik olarak siz hızlı koştuğunuzu zannedersiniz. Bu yani çok şöyle düşünelim. Bir sporcu yoğun bir spor yapıyor. Çok hızlı hareket ediyor. Nabız yükseliyor, kalp yükseliyor. O an o halen daha hızlı yaptığını zannederken son demden aslında çok yavaşlamıştır. Sokakta da aynı mantık vardır. Ben bu çantayı aldım. Karşıdan birisi geldiğinde. Eğer müdahale edebileceksem, yani kaçmam gerekmiyorsa ya da nasıl söyleyeyim, o anki durum beni çok tedirgin etmiyorsa, bu insanlarda bilinçaltı olanı söylüyorum, yürümeye genelde devam ederler. Ve kişiye çok fazla kaygıyı almazlar. Yani göz kontağımı keseyim adamla. Tabii ki. Ondan sonra iyice çantama da asılayım. Ama dikkati elden bırakmayın. Şimdi sizin bunu ikisini birden giymeniz, size hani eğer adam bu çantayı alacaksa, bir kere bir cüssü olarak sizden iriyse, kendinize de güvenmiyorsanız bu sizi riske atar. Neden? Çünkü bunu almak için eğer kafaya koyduysa sizi bıçaklayabilir. Şimdi buradan çıkmıyor. Alacaksa alacaktır ve yere düşür sizi darp edebilir. Genelde bu tip çantalar ya da normal bayan çantalarını tek kolda taşımak. Hani genelde şöyle de önünüze taşıyın. Şimdi önde taşımak da çok bir çare değil. Niye biliyor musun? Sokakta bütün kadınların böyle gezmesi lazım. Yani düşün, bir partiye gidiyorsun, bir herkesin çantası önünde. Yani bu özgürlüğünüzü kısıtlamaktır. Sürekli böyle yaşanacak, yani yaşanmaz. O yüzden en mantıklısı şudur. Tehlikeyi gördüğünüzde en akıllıcısı kaçmaktır. Riske girmemektir. Ama artık tehlike yakınlaştıysa, hani kaçar yeriniz yoksa, işte orada yapacaklarınız önemli. Yoksa en mantıklısı tabii ki kaçmaktır. Çünkü hani bir laf vardı, erkeklerin %90'ı kaçmak, öyle bir şey, bu herkes için geçerli. Bıçaklı biri gördünüz, bir şekilde üstünüze geliyor, kaçabiliyorsanız kaçın. Belaya hiç bulaşmayın. Ama şöyle bir deneme yapalım. Gel Sabri böyle. Karşı karşıyayız. Tehlikeyi fark ettim. Benim yapacağım şey şu, kişinin bana gelip gelmediğinden çok emin olamazsınız o an için ama belli mesafe yaklaştıktan sonra şu mesafede emin olabilirsiniz. Yani daha uzak bir mesafede bu zordur. Ama size hani bakması, göz tacizini, hani bunları çok kaygıya almamak lazım ve genelde göz kontağını kurmamak lazım. Yürüyoruz, baktım. Eğer üstüme doğru geldiğini fark edersem bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama yoksa buradan geçiyorum. Bir elimle çantamı arkama alıp devam. Tabii. Neden bunu yapıyorum? Anladım. Kişinin el reflekslerini yakalayabilirim orada. Yani şöyle düşün. Şimdi ben böyle normal yürürken sen çantayı tutmaya çalış. Yürürken burada çok fazla müdahale edemem ona artık. Çünkü çantam arkamda olduğu için alıp gitmesi, beni çekmesi ve düşürme riski çok yüksek. Ama şöyle yapalım. Yürüyorum. Tabii şimdi bu kişiyi tuzağa düşürmektir. Neden? Eğer bir şey yapacaksa ben bunu çektiğimde onun eli muhtemelen boşa düşecektir. Çünkü siz yürürken de böyle yürümüyorsunuz. Tedirginsiniz. Bakarak yürürsünüz.
Evet. Yanınızdan biri geçiyor. Şimdi şöyle düşünün. Tedirginiz. Karşımızda böyle birisi var. Yürüyorum ve onun çantayı almasından şüpheleniyorsam gözünüz ondadır zaten. Kimse böyle bakarak devam etmez. Hmm. Hamleyi gördüğünüz anda geriye dönmeniz sizin için daha kolay olur. Ve kişiye müdahale etmeniz de kolay olur. Hmm. Yani o an hadi bir anda tuttu işte tutayım döveyim falan. Bunlar çok mantıklı şeylerdi. Ben mesela böyle bir durumda karşılaşsam diyelim ki şey bir çok ıssız bir sokak, tenha bir sokak. Hemen böyle ana cadde neresiyse oraya koşturmaya başlarım. O gelir ilk aklıma. Şimdi şöyle her yerde bu fırsatımız olmuyor dediğiniz çok doğru aslında. Çünkü hani mobese kameraları her yerde en azından hani kameranın bizi çekebileceği bir yere doğru. Ona sanki daha cesaret edemezmiş gibi geliyor. Şöyle tabii dediğiniz aslında çok mantıklı bir şey ama... İstanbul'un arka sokakları ya ben İzmir'den geldim. İzmir'in şöyle arka sokaklarına baktığımızda ya da caddeye uzak bir yerdeyseniz de yapılacak yani çok da öyle koşturup kaçamayabilirsiniz. Kaçmak bazen evet ciddi anlamda en mantıklı güvenlik önlemidir. Hı hı. Eve hırsız girdiğinde de aynı şekilde. Sokakta biriyle karşılaştığımızda da aynı şekilde ama kaçamadığımız durumlar da çok önemli. Kişi şunu unutmayalım. Şimdi tecavüz, taciz, istismara maruz bırakılan kişileri, bu kötülükleri yapan insanların birinci önceliği bizden daha korkusuz olmaları. Neden? Çünkü adamların kanundan bir korkusu yok. Hmm. Yani o adam idam edilecek olsa onu yapacak o. Çünkü onun fıtratı, zihniyeti bu. Hmm. Bizim böyle kişilerle karşılaştığımızda tabii sizin dediğiniz gibi varsa kamera eğer caddeye yakınsak caddeye olabildiğince kaçmamız lazım ama Türkiye şartlarında da malum biliyorsunuz ki insanlar böyle bir şey gördüğünde müdahale etmiyor. Bir kavga gördüğünde de müdahale etmiyor. O yüzden evet kaçıp bir kamera önüne bir caddeye kaçmak çok mantıklı. Fakat yine de kişiyle o irtibat yani göz irtibatınız, o anki beden diliniz, diksiyonunuzu da iyi kullanabiliyor olmanız lazım. Çünkü siz kaçtığınızda korku size girdiği için kişi size çok yaklaştığında bu sefer kendinizi müdahale etmekten de aciz kalacaksınız. Hı hı. Korku sizin bütün yeteneklerinizi bastırır. Hı. Ve kişi de ister istemez sizi kovalayacaktır. Yani cesaretini arttırırsınız. Belki siz daha caddeye çıkmadan size müdahale bile edebilir. Ama tabii ki kaçmak mantıklı. Ama dediğim gibi yine de bu basit önlemleri de almak gerekiyor. Evet bunlar çok önemli. Evet. Peki başka neyi anlatabiliriz benim aklıma gelmeyen? Tabii. Şöyle yapalım. Ben bir bayan olayım. Tamam. Bir bayan dediğim gibi erkekten genelde kuvvetsizdir. Evet. Ve müdahale etmesi zordur. Mesela bir bayanın işte saçından tutup çeken biliyorsunuz işte evde aile şiddeti olduğunda erkeklerin yani genel aslında olarak... Aslında sokakta bile yapıyorlar tabii biliyor musunuz? Tabii sokakta, evde, her yerde. Hani bir kadına şiddet hastanede biliyorsunuz özellikle güvenlik bayanlar varsa çok kaile almadıkları için bir tartışmaya maruz kaldıklarında ya, erkekler tarafından tabii, tabii bayana her anlamda şiddet yapılıyor. Özellikle aha, mesleki durumlarda bu çok yaşanan hmm, şeyler. Bir ara doktorlara ve hosteslere bununla alakalı bir seminer düzenlemiştik. Hmm. Şimdi en çok başlarına gelen şey iktirilmeleri. Kollarından tutulmaları, saçlarından çekilmeleri gibi. Diyelim ki benim saçımdan tuttu. Arkadaşım çekiyor. Bu bir bayanın canını çok acıtacak bir hamledir. Hı hı. Çekebilirsin. Rahat ol. Çektiğinde dengemi korumak için ayağımı açmam lazım. Rahat ol. Çünkü canınız acıdığında insanlar tepkisi olur. Tutup çeker misin? Bırak beni diye tepki. Hani insanların tepkisi budur. Çünkü hemen ele sarılırlar. Hı. Bu yanlış bir şey. Hı. Neden yanlış? Çektiğinde oradan tokadı ağzınıza yeme ihtimaliniz çok yüksek. Yani kişi buradan sizi tuttuğunda genelde amaç budur zaten. Çekmek can yakmaktır ama debelendiğinizde de insanlar karşı tarafı daha çok tahrik edersiniz. Bocaladığınızda. Çekiyorsa acıyacak. Acıya biraz dayanıklılığı hani psikolojik olarak hazır olmanız lazım. Eğer kavga öncesi bir tartışma varsa belli bir şeyler olacak. O anki acıyı düşünmemeniz lazım. Hmm, bahsettiğim tamam, acı tokattır işte saçınızı çekmesidir. Yani olur da biri böyle saçını çekip sana böyle saldırdığı an saçını çektiği tarafa doğru. Aynen öyle. Dengenizi korumanız. Ayağımla dengeni koru. Hı. Tabii şimdi çekti saçımdan. Baktım canım acıyor. Hemen adım atıyorum. Buradan aşağı haya bölgelerine giriyorum. Tamam. Kişiye vurduğum anda öne eğilmemesi ihtimali bile yoktur. Tamam. Ondan sonra kişiye vurmak istiyorsam devam ederek. Şu mu? Aynen öyle. Devam. Et, bu yaptığım saldırıya saldırıyla cevap vermek. Ha. Burada self defense'a geçip kişiyi yani kendimizden korumak dediğimiz bir tabir vardı. Bu yaptığım vuruşların hepsi kişiyi hastanelik evet, edebilecek vuruşlar ama biraz daha güvenli bir şeyler gösterecek olursak çekti. Ben yine haya bölgesine girdim. Buradan kitleyerek kişiyi etkisiz hale getirebilirim. Tabii buraya basmaya başladığımda omuz kapsülü kopacaktır. Bu kişiye büyük bir ızdırap verir. O yüzden burada kontrollü olup yat. Kontrollü bir şekilde yere dalabilirim. Bunu tabii hangi kadın yapacak? Yapıyorlar. Benim çok bayan öğrencim var.
Siz bana şeyi öğretseniz de mesela böyle Sabri Bey gibi birisi böyle geliyor. Hı-hı. Artık yapacak bir şey yok. Adam böyle geldi. Ben onun mesela suratında nereye böyle elimdeki çantayla çat diye burnuna mı vurmam gerekiyor? Yani tutmaya çalışıyor, iktirmeye çalışıyor. Ha. Mu diyelim. Öyle ne mi diyor? İktirmeye çalışıyor ya da tutmaya çalışıyor. Ya hayır çalışıyor adam böyle geldi. Ben anladım yani. Kadınlar şimdi anlar onun niyetini. Böyle şey bir adam yani. Kötü bir adam geldi. Sabri Bey değil tabii de. Sabri Bey böyle geldiği zaman ben böyle elimde bana bir şey versenize. Ver bakayım. O ne o elindeki? Onu ver bana. Job. Ah bu job. Tabii job yok çantamızda ama levye mevye çantamızda arabada. Bir şey oldu. Ben mesela... Şöyle yapalım. Kötü kalem. Bir insanın nereye? Burnu mu acır? Her yere. Herkesin çantasında kalem, küçük defter gibi şeyler olur ya da deodorant olur. Deodorant, evet. Yani deodorant yerine bana böyle küçük bir şey verebilir misiniz? Deodorantımsı. Dur benim nerede şey? Yani, çantam vardı makyaj. Bardak da olabilir. Ha burada benim makyaj çantam var. Aa deodorant. Ama bunda dur marka yazıyor da şurasını kapatın. Sorun yok ona göre tutarız. Ama bu da kocaman ya. Çantadan böyle yok, daha küçük bir şey de olabilir. Daha küçük bir şey de olabilir. Olur olur fark etmez. Şöyle yapalım. Dur bakayım. Bunu küçük bir şey gibi kullanabilirim. Hadi öyle küçük bir şeymiş gibi kullanamam. Ya cep telefonuyla herkese cep telefonu. Cep telefonu aynen öyle. Dur cep telefonuyla bu daha güzel. O daha tehlikeli daha güzel. Ne yaptım telefonumu? Ha ah telefon. Sizin mi? Benim. Tamam. Ha, düşmesin ama yere. Yok kırmayacağım söz. Şimdi karşımızda birisi var bir şekilde çantadan tehlikeyi anladık. Çantadan cepten bir şekilde çıkardık. Telefonu avucumun içine sıkıca alıyorum. Tabii artık yeni model telefon geniş olduğu için tutmak da zor. Bayanlar da ama olabildiğince... Sıkı tutmaya çalışıyorum. Telefonu tuttum. Kişi ne yapabilir? İktirebilirsin beni. Şimdi yavaş çekimde göstereyim. Çok ağır çekimde göstereyim. Güç kullanmaya kalkarsanız kişi sizden güçlüyse bu iktirmeye geldi. Gerçekten iktir. Bunu yediğinizde zaten geri gideceksiniz ve zayıf olmuşsunuz şey düşeceksiniz. Mesela ben onu fark etmemiş gibi yapayım. Tamam mı? Hı. Böyle telefonla konuşuyor gibi yapayım. Ha tamam. Geliyorum geliyorum çok yakınım geliyorum falan. O da gel gel. Geliyorum. Böyle suratının ortasına vurdu. Ama kişinin size niçin geldiğini bilmiyorsunuz. Ya o ne diye... Meğerse fotoğraf çektirmek istiyormuş. Şimdi siz ünlüsünüz, sizin üstünüzden konuşmadım. Şöyle yapalım, tamam. Diyelim ki telefonda konuşuyoruz. Yok ya, ne silah diyoruz? Yani kötü niyetli falan filan, evet. Tamam. Telefon bir şekilde elimizde diyelim ya da çıkardık. Telefonla konuşuyor da olabiliriz ama... Ya o zaten simasından belli oluyor karşısındaki insan. O oradan itibaren bir gülümsüyor, bir şey yapıyor. Öyle şey şimdi, mi olur? Yok, şundan dolayı tereddütle konuşuyorum. İşin yasal boyutunu düşündüğüm için kişi size vurmadan, hiçbir şey yapmadan vurmaya kalkmanız da sıkıntı. Ben o yüzden biraz tereddütle konuşuyorum. Tamam. O zaman ilk yani müdahale etti diye anlatmaya çalıştığım tamam, o. Tamam. Yani yoksa işin yasal boyutu olduğundan ötürü. İnsanları yanlış yönlendirmek de çok hoş olmayabilir sonra. Doğru. İzleyen hukuk karşısında insan... boynumuz kıldan ince tamam. Şöyle diyelim biz ona. Yani bir şekilde taciz edeceğini anladık ve üstümüze geliyor. Bu herhangi birisi olabilir. Geldi mesela diyelim ki tutar mısın beni? Kişi benden güçlü. Ben telefonumu çıkardım. Yakaladım boynuna. Evet. Şakaklarına vuruyorum. Ondan sonra vurup bırakıyorum. Ah, elimdeki. Peki mesela çok ben ders alsam bunları öğrenebilir miyim? Çok kolay bir şekilde yaparsınız. Yani mesela şu an bile yaptırabilirim. Tamam hadi yapacağım. Tamam. Telefon sizde. Hadi telefonu bırakıyorum artık öyle mi? Yok telefon sizde olsun. Yani tamam. Telefonu çıkardınız şiddet anındayız. Telefon elinizde olsun. Tamam buradan. Tamam. Şöyle düşünün ben geldim. Sizi şu an tehdit ediyorum. Biraz rahat pozisyonda durun. Hani sokaktasınız. Ayaklarınızı kapalı tamam, tutmayın. Tamam. Rahat durun. Tuttum sizi ve tehdit ediyorum. Şimdi tamam. Sizi sirkelemeye başladığımda dengenizi koruyacağınız yöne doğru bir adım atın. Şöyle. Nasıl istiyorsunuz? O an sizin vücudunuzun reflekslerine kalmış. Vallahi ben diyorum ben elimdekiyle direkt vururum. Başka bir şey yapamam. Vuramazsın. Vurmaya çalışın. Sirkelemeye çalıştığım anda vuramayacağım. Öyle bir vururum ki. Şöyle yapalım. Soldan çekim. Sol adımınızı bana doğru atın aynen. Dengeniz şu an daha rahat. Tamam. Sağ elinizi şimdi vurabilirsiniz. Çünkü dengeniz... Güzel tamam. Nereden çekiliyorsan oraya ayağını koy ondan sonra vur. Neden? Sizi tamam. Çektiğimde rakip sizden güçlüyse zaten şimdi buraya çekiyorsa mecbur buraya eğileceksiniz. Açın ayağınızı ve vurun. Bu kadar. Tamam çok güzel iyi oldu. Üstüne... Böyle yapıp tamam. Bu kadar. Buradan çekiyorsa böyle yap böyle vur. Aynen tamam. Öyle. Telefon tuttuğunuz elinizden çekiyorsa diye ben duyuyorum şimdi kafamda o soruları hani soranlar oluyordur. Evet, evet. O da olabilir. Şu, onu ben bir göstereyim. Tamam. Önce gelir misiniz abi? Belki sadece telefonu istiyor. Yani tabii her şey olabilir. Şöyle bir şey düşün. Tehdit ediyor beni. Benden telefonu istiyor arkadaşım. Bunu istiyorsun. Telefon. Ne yaptım ben öyle? Sonra vurup geçiyorum. Şöyle yapalım. Tutar mısın? Bileğimden yakaladı. Telefonun elinde şöyle kalan... Şöyle bir dönün isterseniz. Şöyle tabii. Bir dönün. Şöyle siz. Buradan yakaladı. Telefonu... Böyle tam tersi. Ha? Nasıl? Evet, böyle tamam. İyi midir? Tamam. Elimden yakaladı. Telefonun uzun kısmıyla. Buradan
bileğine vuruyorum. Eğildiği yerden şakaklarına vurup, vurup devam ediyorum. Bu çok kolay, size de yaptırabilirim. Buyurun buyurun. İnanın ki. Yaparsınız. Ben neydi derken gitti telefon. Oo, yok, bay bay. Tutun telefon. Tabii bunlar eğitim istiyor. Şimdi bir anda bunları yapmak o kadar kolay yok, değil. Yok yok, hiç bu, kolay. Yani 25 yıldır dövüşüyorum. Hani bu 25 yılın bir birinkitisi var ama kendinizi korumanız. Bizden hani bizim verdiğimiz eğitimler altında 7-8 ay sonra. O hani spreyler vardı. Ha yok değil mi? O? Kelepçe taşımanız yasal değil. Biber gazı taşımanız yasal biber değil. Biber gazı da değil ha. Elektro tabii o elektro şeyler. O minik şoklar verenler var. Onlar değil, da mı yasal? Hiçbiri yasal değil. Şöyle derdim, telefonunuzu almak ya da zorbalık yapmak, bakın çok basit. Bileğinizi içeride herkes çevirir, basın açılacaktır ama telefonu sıkı tutmanız lazım. Ha. Yani bileğinizi içeride çevirip çevirdim. Bastırın oraya. Ama benim gücüm ne olacak ya? Yok, güçle alakası yok. Şöyle yapalım. Bana verin. Bileğimi tutar mısınız? Çok kibar bir şekilde göstereyim size. Tamam. Ay acıyor. Aa acıyor mu? Kendinizde düşünmemişsin bu kadar acıyacağını. Kendinizde hissedince aslında nasıl kolay yapıldığını anlar. Ben numaradan bırakmıyorum aslında. Hani hakikaten bir acı veriyor. Evet. Çünkü... Ya bak şuraya şöyle basınca gerçekten acıyormuş. Tabii. Yani bunu kime yaparsanız yapın mutlaka acıyor. Çünkü sinir sistemlerinin, yani sinir sistemleri demeyelim, koldaki zayıf sinirlerin geçtiği nokta burasıdır. Biraz hissediyor musunuz? Canınızı yakmayayım. Evet, evet, evet. Tamam. Şöyle yapalım. Tutun canınızı telefonu. Canınızı yakmayayım kısmı mı? Yok. Telefonu herhangi bir elinize alın. Nasıl rahatsınız? Ben telefonu elinizi tutacağım. Sağ elimde. Ben genelde böyleyim. Tamam. Tamam. Şimdi ben elini bileğinizden yakalım. Siz zorbalık yapıyorum. Tamam. Bakın. Sıkı tutun telefonunuzu. Tuttum. Bileğiniz içeride döner. Evet. Buraya da bastırın. Tamam. Böyle bir, yaptım. Hemen buradan geriye. Küt. İki ve... 3. Evet. Devam. Evet. Siz birçok ünlü ismi, bende liste vardı. Hı hı. Aslında yakın korumalıkta yaptınız. Tabii ki. Gizli koruma yaptım çoğuna. Ama gizli koruma çoğuna mesela yaptım. Mesela Cristiano Ronaldo'yu biliyorum ben. Evet. Paris Kevin Hilton. Costner. Evet. Paris Hilton. Paris Hilton. Evet. Gizli koruma ne demek? Gizli koruma, görünmeden bu işi yapıyorsunuz. Görünerek yaptığım isimlerde George Hagi, Litmanen, Quarter gibi dünya ünlü futbol yıldızları var. Onların resimleri var zaten. Yani ne yapıyorsunuz böyle, hiç çaktırmadan arkasından mı yürüyorsunuz? Ya da arkadaşı şöyle, gibi böyle konuşa konuşa mı geliyorsunuz? Değil, hayır değil. Ben daha çok aslında iş adamlarıyla çalışıyordum. Bu o alanda iş yapan, yani görünerek önde iş yapan kişi Savaş Menteş, benim eski ortağım. Şöyle söyleyeyim, gizli koruma nedir? Gizli koruma, birisini korurken önde kendini belli eden, caydırıcılık unsuru, Sabri gibi cüsseli, caydırıcı olan kişiler vardır. Gizli koruma ise belli bir metre mesafede, hı-hı, açıkta etraftaki kalabalığın içerisinde dolaşan kişilerdir. Hı-hı. Riski kalabalığın içerisinde olacak bir sorunu önden engellemek için yaparlar. Bunlar biraz daha risk altındadır. Hı-hı. Çünkü şöyle düşünelim. Siz halinden, tavrından mı o kişinin tehlikeli olduğunu tabii, anlıyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Peki, bu beden dili, iyi bir beden dili eğitimi almak gerekiyor. Peki bize bir iki bir şey öğretebilir misiniz? Mesela tabii şu ki hareketlerde bulunuyorsa bunda potansiyel tehlike var diyeceğiniz davranış şekli. Tabii bu pozisyona göre değişir. Yani kalabalık bir ortamda bize mesela sizin üzerinizden konuşalım. Tamam. Siz ünlü bir isimsiniz. Herhangi bir yere gittiniz ve ben Sabri sizin yakın korumanız. Tamam. Ben de gizli korumayım. Şimdi insanların hayranlarından da zarar gelebiliyor malum. Tıp tanışmak için gelip işte çekiştiriyorlar, işte fotoğraf çekeceğim diye tutuyorlar vesaire. Tabii burada korumalar biraz sert davranabiliyor isterseniz. Bir de kalabalık içerisinde sizi seven ya da sevmeyen insanlar malum hepimizin olduğu tabii gibi ki, sizin de vardır. Tabii ki. Biz gizli korumalar kalabalık içerisinde sizi gözetlediğimiz kadar kalabalığı gözetliyoruz ve tehlikeyi şöyle anlıyoruz. Baktım ki herhangi birisinin üzerine, mesela bugün de aslında yaşadım ama daha sonra da anlatırım size onu. Üzerinde bir şey var, ne olabilir? Bıçak olabilir. Kolay kolay o yerlere silah sokamazlar açık alan değilse. Hı hı. Ama belki ki silah da olabilir. Bunu arıyoruz. Kişileri takip ederken hareketlerini inceliyoruz. Hı. Siz yaklaştığınızda ya da biraz biz kişileri geçtiğinizde biz o her kişiyi tek tek tarıyoruz gözlerimizle. Hı. Kişi bir hamle yapacak mı? Elini beline atıyor mu? Bir şey var mı? Ya da üstlerini inceliyoruz. Ya da garip tavırları var mı? Mesela da başıma gelen bir olay. Bir ismini vermeyeyim. Bir ünlünün defilesini koruyordum İzmir'de. Defile sırasında kapıda duruyoruz. Kapıdan içeriye girmek isteyen birisini, tabii biz hoş geldin diye herkesi karşılamaya çıktık aslında. Bizim koruma olduğumuzu bilmiyorlardı. Hoş geldin diye herkesi karşılıyoruz. Bir kişiye tokalaştığımda bende şeydir artık, güvenlik refleks olmuş. Parmaklarımı bileğe atarım genelde yani toka yaparken, şöyle söyleyeyim. Hı. Hani şöyle değil de ben daha çok şöyle tokalarım. Hı. Çünkü bu bize alışkanlık, daha önce edindiğim deneyimlerde suikast yapacak kişiler bileğine ufak bir bantla, jilet ya da neşter gibi şeyler takabiliyorlar. Ve bunu gömlekten göremiyoruz. Ya da mesela yarım kol tişört giymiş ama üstünde ceket var atıyorum, bunu göremeyebiliyoruz. Amatörler genelde bunu yaparlar. Tokalaşma esnasında parmağıma bir şey değdi bir kişiden.
onu fark ettim ve sonra bozuntuya vermeden içeri geçmesine izin verdim. Kapıda olay çıkarmamak için ve kişiyi takip aldım. Daha sonra kişinin bileğinde bir şey olduğunu, yani şüphesi içimde olduğu için aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika gözlem aldım. İki tane koruma arkadaşımı görevlendirdim ve sadece o kişiyi, etrafındakileri, kimler geliyor, kimler gidiyor. Tabii çok büyük isimler de içeride, olası bir duruma karşı tedirginiz. Kişinin kalkıp tuvalete gitmesini bekledik. Orada baktım. Tabii bir müdahale edecek olsaydı zaten biz 3-4 kişi hazırdık. Yani müdahale edecektik. Kişinin tuvalete gitmesini bekledik ve tuvalete gittiğinde kişinin yanına yaklaşarak ben güvenlik uzmanıyım, bileğinizi kontrol edebilir miyim dediniz ve oradan kesici alet çıktı. Tabii oradan bir neşter çıktı. Bunu niçin taşıyorsunuz dedim. Güvenlik için taşıyorum dedi. Kişi ben orada tabii aramızda münakaşa çıktı hatta. Tartışma çıktı. Ben kişiyi bizim tabirimize paketledim. Kelepçeleyip gönderdim. Güzel. Peki şunu da sormuş olayım son olarak. Bir küçük kardeşimiz telefon edip sormuş bu soruyu. Biz bisikletle çok işte geziyoruz, ediyoruz filan. Bize böyle durumlarda mesela bisiklet üzerindeyken ve sırt çantasını takmış olanlara karşı bir müdahale olduğunda bisikleti kıracaksın, kaçacaksın. Yani aslında en mantıklısı o şimdi. O biraz hayalperest. Rize'den Süleyman. Evet. Adaş. Evet, Süleyman kardeşimiz. Teşekkür ediyorum canım. Şöyle şimdi fantezi düşünmeye gerek yok. Biz fantastik dünyada yaşamıyoruz. Yani bisikletle giderken biri çantamızı çekti. %99 yere düşeceksin. Tabii ki. Kapaklanacaksın. Muhtemelen yara bere alacaksın. Kaçabiliyorsan kaç. Durup kişinin peşine koşturmaya gerek yok. Çünkü şimdi orada adam öldürmeye teşebbüs var. Sana onu yapabilecek kişiyle senin mücadele etmez olur. O kişinin üstünde birçok şey çıkabilir. Tabii. Yani mantık şu, bisikletle giden birisi tutup çekiniz. Öldürmeye teşebbüs ediyorsun. Hırsızlık yapmıyorsun aslında. Bu durumlarda kaçın. Çünkü dediğim gibi hiçbirimiz Süpermen değiliz. Tabii. Hiçbirimiz kendi yasalarımızı koyamayız. Ama öyle değil de yolda yürürken bu olur. Tabii ki birçok şey anlatabiliriz. Evet, evet. Bu arada geçen gün vardı, gördünüz mü onu bilmiyorum. Sosyal medyada böyle Kiki Dans diye bir şey çıktı. Hani arabadan çıkıyorlar da dans ederken böyle tuhaf bir şey. Bir tanesi de çantasıyla birlikte çıkmış arabadan. Dans ediyor, dans ediyor. Çantayı bırakmış. Kapkaççılar almış götürmüş tabii. İşte yani ortalık yerde de tabii bırakmayacak. Hele o Kiki Danslar falan çok acayip bir görüntü. Keşke olsaydı onu göstersin. Neyse çok süremizi de aşmışız aslında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğiniz için ve anlattığınız için. Sağ olunuz. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili seyirciler şimdi ne yapıyoruz? Haber turuna geçiyoruz. Haber turunun ardından da farklı bir başlık ve konukla devam edeceğiz. Gelini baba evinden almak hiç bu kadar zor olmamıştı. Hay sen de öbür tarafta. Karşılıklı durun orada. Ağla sokulan damat keçi yakalayıp süt sağdı. Kızı sen ne vermeye sal. Hiç. Ardından çiğ patlıcan yedi. Hay başkanım. Yetmedi. Üstü başı yırtılan damadın üzerine un bocalandı. Bu ilginç görüntülerin adresi Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Ömerköy. Ulaşıkları ve camları sileceğime bir daha söz veriyorum. Önemli, kaçırmayalım arkadaşlar seni. Ömerköy'ün kız alma gelenekleri damatları canından bezdiriyor. Evimizde ufak tefek tartışmalar olursa seni anneme şikayet etmeyeceğime söz veriyorum. Çiçeği burnunda damat Abdülkadir Şen de onlardan biri. İşkencelere dayanamayıp canından bezen damat gelini alıp eve girmek yerine çatıya çıktı. Kahvaltısını ben hazırlayacağımı tanımıyorum. Abdülkadir Serap Şen çifti bu renkli görüntülerin ardından İznik'te dünya evine girdi. Gaziantep'te sıcaklar kavuruyor. Sıcaktan hayvanlar da nasibini aldı. Hortumlarla yıkandılar. Buzlu et ve buzlu meyve kokteyllerinin tadına baktılar. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri hallerinden oldukça memnun. Burası Türkiye'nin en büyük,
Avrupa'nın ise ikinci büyük hayvanat bahçesi. Ankara Altınköy'de hasat başladı. Geleneksel yöntemlerle tırpanlar bilendi. Ekin taneleri sapından ayıklandı. Ayıklanan buğdaylar daha sonra atların sırtına yüklenerek su değirmenine götürüldü. Yeni yetişen nesillerin çok tanımadığı, bilmediği, çok maalesef yabancı oldukları hasat dönemini bir şenlik havasında köyde bir program dahilinde bir etkinlik olarak yapıyoruz. Burada elde edilen un taş fırına getirilerek ekmekler yapıldı. Altınköy'deki hasat şenliği yoğun ilgi gördü. Bu görüntüler de Elazığ'daki Hazar Gölü'nden. Hazar Gölü tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Doğası, kamp alanları ve tesisleriyle ilgi gören göl, plajlarıyla da Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Doğal ortam, ağaçlar olsun, yeşillikleri olsun. O yüzden geldim ya, tercih ettim, geldim buraya. Pişman da değilim. Tekrar böyle bir fırsatım olsa tekrardan burayı tercih ederdim. Buraya rağbet eden sadece yerli turistler değil. Tektonik göl, yurdun farklı bölgelerinden gelenlerin yanı sıra Libya, Irak, İran ve Suriye'den gelen yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Hazar Gölü gün boyu mavinin ve yeşilin her tonuna bürünmesiyle de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kadim şifa yöntemlerinden refleksoloji hangi sorunlar için uygulanır? Ayaklarımızdaki refleks noktaları hangi organları temsil ediyor? Refleksoloji uzmanı Halil Tabur, canlı yayında el, ayak ve kulaklara yapılan masaj ve baskı teknikleri ve şifalarını anlatıyor. Klinik refleksoloji bildiğiniz gibi dünyada şu an en çok tercih edilen tamamlayıcı tedavi modellerinden birisi. Evet, eskiden alternatif tıp denirdi. Şimdi tamamlayıcı tıp adı veriliyor ve aslında insanoğlu binlerce yıl önce bu şifa yöntemlerini keşfetmiş, nesilden nesile, nesilden nesile ve ta bugüne kadar gelmiş ve refleksoloji biz biliyor muyuz bilmiyoruz, belki de ismini bilmiyoruz da uygulamasını kendimizce keşfetmiş olabiliriz. Siz bugün işin uzmanı olarak bize anlatacaksınız. İnşallah. Ele, ayağa bir de yüze. Evet. Refleksolojinin ne olduğunu uygulayarak mı gösterelim? Daha mı iyi olur? Birkaç cümleyle arz edeyim de olur, derseniz. Tamam. Kabaca bizim el ve ayaklarımızda periferler var. Yani beynimizin sonlanan sinir uçları ve damar sistemleri var. Bunlara yapılan manipülasyonlar refleksoloji. Hmm. Refleksolojide aslında yapılan temelde periferlere yapılan basıların ilk önce beyne gitmesini sağlamak, beyinde değerlendirdikten sonra ilgili organ ve kasa yoğun kan ve sinir uyarısı göndermesini sağlamak. Yani vücudun kendi kendini tedavi etmesini sağlamak anlamında bir tanım yapılabilir. Yani aslında elimizde, ayağımızda ve yüzümüzde nereye baskı yapacağımızı bilirsek, o baskı yaptığımız yer aslında bizim belki şifa bulmamıza olabilir, vesile olacak. Evet. Ve siz bunu uyguluyorsunuz, faydasını da gördüm diyorsunuz. Yani tabii ki zaten kanıtlanmış bir bilim, 12 evet, bin yıldır yapılıyor. Hem Sağlık Bakanlığımızın kabul ettiği ve yönetmeliğini yayınladığı bir bilim. Dünya Sağlık Örgütü 1977'den beri tamamlayıcı tedavi olarak kabul etmiş, evet, bu çalışmayı. Ayrıca ayak deyip geçmeyin, evet, şunu alabilir miyim? Evet tabii. Sevgili seyirciler, bunu bize getirdiler Halil Bey ve ayak deyip geçmeyin. Bakın, o kadar enteresan noktaların vücudumuzdaki karşılığı var ki, yani gözden tutun kulağa kadar sinüs, dişler, soracağım bunların hepsini. Mesela bir nokta var ki orası enseyle alakaymış. Ne oluyor, ne bitiyor? İnce bağırsak. Mesela bağırsakta sıkıntı varsa mesane diyor. Evet. Böbrek, pankreas, safra kesesi, karaciğer, siyatik siniri, hepsi bize anlatsın istiyoruz. Mide. Görelim mi uygulamalı olarak? Tabii ki. Tamam. Nasıl istersiniz? Gökhan'da mı? Evet. Gökhan. Gel kardeşim, gel. Hoş geldin. Evet. Gel güzelim mi? Otur. Ben dilerseniz geçeyim efendim. Tamam. Şöyle. Kameraya ters olmayacak değil mi? Şöyle oturmam gerekiyor çünkü. Nasıl otursun? Siz söyleyin. Şöyle. Beyefendi kafasını buraya koyacak ve ayakkabısını ve çorabını çıkartacak. Tamam.
Gökhan, neler geliyor başına senin bu programda? Yani refleksoloji bugün çok geniş bir sahada kullanılıyor. Tabii ki. Tabii en geniş anlamda nörolojik vakalarda kullanılıyor. Yani felçten tutun Alzheimer'a, Parkinson'a. Tabii bir destek tedavi. Yani normal farmakolojik tedavinin, tıbbi tedavinin yanında bir destek tedavi olduğunu özellikle belirttim. Peki yani bunu seyirci baksa, görse ve denese bir zararı dokunmaz. Bazı problemleri olanlar için olabilir. Ama normal herhangi bir sağlıklı kişi bu uygulamaları yaptığı takdirde bazı ters noktalara bası yapmadığı takdirde bir sıkıntı olmaz. Tamam. Ama özellikle belli durum olanlar, işte felci, şekeri, efendime söyleyeyim psikolojik bir problemi, otonom sinir sistemi ile ilgili bir problemi varsa, hı hı, şeker gibi mesela, çok fazla bu uygulamaları yapmamalarını tavsiye ediyorum. Ama hamile annelere bugün çok güzel, çok özel teknikler göstereceğim. Özellikle 5. aydan sonra hamile bayanlara yapıldığını söyleyeyim. Avrupa'da birçok hastanede doğumdan önceki bir hafta öncesinde doğumu kolaylaştırması ve sancıları azaltması anlamında tercihen yapılabiliyor. Çok iyi. Bu arada sizlerin de sorularınız varsa sevgili seyirciler, mesela şöyle bir huzursuzluk ya da şöyle bir sıkıntı çekiyorum, bana ne önerirsiniz, refleksolojide bunun karşılığı nedir derseniz onu yazın. Ben de burada hemen sorayım. Evet, tabii ki. Şöyle arz edeyim ben hemen. Tabii oturabileceğim bir de şöyle bir sandalye alabilirsem, düşük boylu bir sandalye. Tabureler ama var ya kabaca arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim efendim. Şu küçük de, tabure olur mu acaba? Olur efendim. Olur mu? Bunlar. Yoksa çok mu aşağıda? Küçük. O değil efendim. Daha küçük olabilirse. Oba. Bu olur mu? Aa, olur efendim. Olur. Tamam. Getiriyorum ben. Tamam. Siz buyurun. Şimdi aslında seyircilerimiz artık... Ne tarafa oturmak istiyorsunuz? Buraya efendim. Taraf... Tabii ayak tabanını oturacağım. Evet. Buyurun. Şöyle arz edeyim ben. Tabii. Tamam değil mi efendim? Şurası bizim beynimiz. Ben tabii özellikle... bakın beynimiz. Ve bu bölgede bizim tiroid bölgemiz. Mesela çok basit bir şekilde panik atağı olan, panik atak nöbeti geçiren hastalarımız var ise... ...sol ayağında beyninin bu bölgelerine... Sol ayağında baş parmağımız beyni temsil etmektedir. Özellikle sol ayak olduğunu üstüne basa basa söylüyorum efendim. Ve şu tiroid bölgelerine şu basıları, şu uygulamaları yaptığı takdirde panik atağa karşı ciddi bir savunma duvarı örecektir. Çünkü refleksoloji rahatlatıcı hormonları, endorfin gibi, melatonin gibi, serotonin gibi rahatlatıcı, gevşetici hormonları salgılamanızı sağlayabilir çok rahatlıkla. Zaten refleksolojinin temel mekanizması bu. Yani vücudun kendi kendine tedavi etmesini sağlamak. Ama biz bunu beyni uyararak yapıyoruz sistematik şekilde. Beyni uyardığımız takdirde beyin kendi vücudunda eksik olan ya da yanlış giden şeyleri tekrar yoluna koymak için uygun olan hormonları uygun olan sistemlerden salgılatmaya başlıyor. Şimdi sol ayak baş parmağına onu ve altına böyle bastırdığınız zaman, evet, neye iyi geldiğini söylüyorsunuz. Bu panik atağı çok net olarak iyi gelmiyor. Ya da böyle mesela vesvese, sıkıntı, ay falan filan böyle bir insana basarsa o da olur mu? Tabii ki. Tamam. Siz peki bu günde kaç kere böyle aklına geldi? Yani günde şöyle söyleyeyim, günde 10'ar dakikadan 2 kere yapması kafi. 10'ar dakika. Sonucu kesindir. Öyle mi? Evet. Peki ne kadar bastırıyorsunuz? Bir bana yapın bakalım. Yani şöyle efendim, kabaca... bakın çok... bayağı hissettiriyorsunuz. Tabii ki. Öyle hafif okşama hafif gibi değil. Anladım. Çünkü burada doku altında biz iniyoruz. Doku altında bazı dokuları buluyoruz. Ve orada bir takım oluşumlar, biz burada küçük bir takım fibrositik kistleri buluyoruz. Onları yakalıyoruz. Ve tabii ki ben şu kısa alan içerisinde tabii bir profesyonel uzman yaklaşık 20-30 tane farklı vuruş tekniğiyle beyni farklı bir takım uyarıcılar gönderiyor. Tırnağınızda batırıyor musunuz sanki? Hayır, tırnağımızı yok, batırmıyoruz. Ama o çok hissettirir. Ne kadar farklı uyarıcı tekniği verirseniz beyne o kadar çok farklı beyin bağlantı kurar. Tek tip uyarıcı ise beyinde fazla bir gelişim, fazla bir artıya yol açmayabilir. O yüzden tabii bazı şeyler profesyonellikle alakalı. Onu net söyleyeyim. Onun dışında bakın şu karın boşluğumuz yine. Evet. Belki biraz konudan konuya atlayacağız ama birçok benim tabii ebe ve hemşirelere ben... bu daha uyuk olan kısım değil mi? Evet, evet, evet. Ebe ve hemşireler çok iyi bilirler. Onlara sürekli eğitim veriyorum. Hamilelik refleksolojisi ile ilgili onların çok dikkatini çekiyor. Son dönemdeki kongrelerde çok çok fazla bu konuyla ilgili makaleler yayınlanıyor. Hamilelikte refleksoloji ne söyleyeyim 4. 5. aydan sonra uygulanabiliyor. Özellikle
sancıyı azaltmak için hamile bayanlar, hani eşi tabii yapması daha uygun olur. Hamile bayanların sol ayak boşluğunun şu kısmı, bakın şu kısmına efendim şu manipülasyonları yapmaları bebeği sakinleştirir ve bebeğin anne karnındayken emosyonel gelişimini hızlandırır. Yani beyin gelişimini hızlandırır. Enteresan. Çok net söyleyeyim. Zaten hamile bayanlar belki şimdi ayaklarına baktıklarında görecekler. Özellikle sol ayaklarının şu bölgelerinde bir şişkinlik olduğunu görecekler. Yani anne adayının karnı şiştikçe anne adayının ayaktaki karın bölgesinde de şişme meydana gelir. Bu yani çok nettir ve hamile bayanların hepsinde çok net görülebilir ama tabii kimse dikkatli bakmadığı için bakmak var bir de görmek var biliyorsunuz. Bakın çok net söyleyeyim. Tabii hamileliğin öncesinde doğumu kolaylaştırmak için de yapılıyor. O biraz profesyonel şey ama anne adaylarına eşleri çok rahatlıkla şu karın boşluğuna, sol karın boşluğuna özellikle yaptıkları takdirde bu bizim tıpta parasempatik inhibe dediğimiz beynin sağ tarafına uyarı gönderir. Bu da sakinleştirici bir moda sokar beyni. Yani hamileyse bir hanım soldan yapmak bu söylediğiniz lazım. Gibi. Ama mesela bir erkeğe yapılıyorsa veya hamile olmayan bir kadın kendine... Niçin yapıldığına bağlı olarak sağ ve sol ayak tercihli olarak kullanılır. Yani bu bizim sallak ya da solak olmamızla hiç hayır alakası efendim, olan bir durum hayır, değil. Anladım. Hayır. Dünya, yani beyin lobuyla alakalı. Hayır hayır zaten kesinlikle beyin lobuyla alakalı. Hı. Özellikle otonom sinir sistemiyle ilgili problemlerde. Yani refleksoloji bugün kabızlıkta hemen 5 dakika içinde sonuç veriyor. Neresi? Kabızlıkta yine sol ayağımızın şu bölgeler efendim bakın. Biraz daha içeri doğru gittiniz. Şimdi, evet biraz mi? Daha içeri gittim efendim. Biraz daha içeri gittim. Aslında yani anlattıklarım birer hazine de yerinde ama tabii. Kesinlikle. Ve ilaçsız çok net çözüyor. Çok net söyleyeyim çözüyor. Çünkü buradaki bu manipülasyonlar bağırsağın sfenkter kaslarının beyin tarafından gevşetilmesi emrini veriyor efendim. Yani ben buradan yapınca bu uyarı önce beyne gidiyor. Beyin de bağırsağa gevşe emrini veriyor. Ama tersten yanlış yapan birisi, bilmeyen birisi sağdan yaptığında kabız olan birisine beyin bu sefer diyor ki bağırsaklara kasıl diyor. Eyvah anladım. Yani bazı mesela şekerde de yine refleksoloji şeker hastalığını kökten çözmez ama şekeri regüle eder. Kökten çözmez bunu ben çok defalar anlattım. Anladım. Yalnız mesela bu söylediğiniz diyelim ki işte bağırsakları ile ilgili bir sıkıntısı olan kişi gerçekten de böyle sabah akşam ya da neyse işte bir 10 dakika o evet. masajı ayağını o bölgeye sol ayağını biraz daha bu tarafına yaptığı zaman ve gerçekten çözüm oluyorsa oturur size vallahi Allah razı olsun der yani. Vallahi öyle dua eden çok zaten bize. Allah razı olsun hepsinden. Sevgili seyirciler 12 bin yıldır uygulanan bir evet. şifa yöntemi diyorsunuz. Evet. Yani kadim şifa yöntemlerinden kesinlikle. Bir tane. Ve ayağımızın altındaki veya yüzümüzdeki veya elimizdeki bazı bölgeler evet. bizim bazı organları yani beyne bütün sinyal gönderiyor. Bütün organlarımız ve kaslarımızla ilgili. Evet çünkü sinir uçlarını baskılıyoruz evet. oradan da sinyal gönderiliyor. Yani Gözlerisi. Ayaktan elden yapılan uyarılar önce spinal bölgeden yani omurumuzdan beyne gidiyor. Beyin bu uyarıyı alıyor ve bu kendi içerisinde bu uyarıyı aldıktan sonra feedback yapıp yani geri bildirim yapıp hangi organ ve kasta sorun varsa oraya yoğun bir kan gönderiyor ve yoğun bir sinir impulsu gönderiyor. Ama bu profesyonel yapıldığında hastalığa göre sağ ya da sol ayağa göre bazı hastalıklarda sağ ayağa yapılıyor bazı hastalıklarda sol ayağa yapılıyor. Mesela reflüyü çok ilerlememiş reflüyü refleksoloji çözüyor ama sağdan yapılıyor. Mesela bağırsakta. Bağırsakla ilgili kabızlıkta mesela soldan yapılıyor. Mesela epilepsi hastası, epilepsi hastaları tabii titiz bir konu, soldan yapılıyor. Yani sağa dokunmamak lazım çünkü epilepsini tetikletebilirsiniz. Mesela spastik çocuklara, yani izleyicilerimiz bilirler, Türkiye'de refleksolojinin iç çıkış noktası engellilerdir. Çünkü çok faydasını görüyor engelli. Otistik çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine artı ciddi katkıları var. Spastik çocukların yürümeye geçişte fizyoterapiye ciddi bir destek mahiyetinde yapılıyor. Öğrenme becerilerini arttırıyor. Tabii sağlık refleksolojisi son dönemde yine revaçta. Yine tabii ki ilaç tedavisinin, tıbbi tedavinin yanında bir destek olduğunu özellikle üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Bakıyorum. Ha, bu da evet. Evet. Bu da. Evet. Evet. Bu yok, bu sağ ayakmış. Bu evet. Bu sağ ayakmış değil mi? Evet. Peki mesela şeyi görüyorum burada, göz diyor mesela. Evet. Göz ne oluyor? Gözlerle ilgili efendim çalışmaları biz elden yapıyoruz. Kabaca bakın şöyle göstereyim. Efendim şu iki boğum.
Evet. Bu bizim göz, kas ve sinirlerimizi besler. Göz, kas ve sinirlerimizi besler. Ayağı yapılmaz. Yani, sağ elinize yaptınız. Tabii ki ama niçin olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ha. Yönü değişmekte. Mesela göz kas... bir tane gözünde diyelim ki daha böyle. Yani çünkü iki gözümüz evet. olduğu için. Evet. Haliyle yani evet. bu sağ göz için sağ uyduruyorum. Evet. Öyle evet. mi? Öyle. Ha öyle mi? Evet öyle. Evet. Gözde biraz farklı. Ve tabii ki duruma göre, probleme göre sağ ya da mesela göz tansiyonunu da biz tamamen sol elden yapıyoruz. Göz tansiyonu. Göz tansiyonu da sol elden yapıyoruz. Yani ne yapıyorsunuz? Sol elin neresinden yapıyorsunuz? Yani beyinde görme merkezinin eldeki uzantısı ve yine aynı şekilde göz kaslarımızın iç ve dış kaslarını buradan ne yapıyorsunuz? Bu şuraları mı uyarıyorsunuz? Yani tabii manipülasyonlar çok farklı. Kasların bulunduğu bölgeye göre değişmekte. Birçok manipülasyon var. Yani hastalığa göre manipülasyon tekniği değişiyor. Yani onlarca teknik var. Aha. Ama şöyle söyleyeyim. Ne kadar çok uyarı değişikliği olursa, beyin çünkü her bir uyarı değişikliğinde yeni bir dal atıyor. Yeni bir dal atıyor. Sürekli aynı uyarıcıyı, aynı bası şiddetini, aynı bası tekniğini verdiğinizde beyin ise bir noktadan sonra uyarıları blok ediyor ve almıyor. Kulak çınlamasını soran olmuş. Kulak çınlamasında yine aynı şekilde sol ayaktan yapılıyor ama tabii niçin olduğuna bağlı mesela olarak mesela kulaklar değişmekte. Olarak burada şu evet. parmak gösterir. Yani elde de yaklaşık olarak şu bölgemiz. Ama mesela şimdi yakında bir bomba patladı ya da bir silah atıldı. Burada tabii ki çok geniş bir tahribat olduğu için bunlar da fayda vermez. Yani ben deneyimlerimden ve literatürden bakarak söylüyorum ama mesela herhangi bir basınçtan, herhangi bir yıpranmadan kaynaklanan bir kulak çınlamasıysa hafifletebilir. Mesela vertigoda faydalı, güzel sonuçları peki, oluyor. Peki migreni çok soran olacağını tahmin ediyorum şimdi. Onu mesela baş ağrıları. Yani baş ağrısı tabii ki migren ve baş ağrısı farklı şeyler ve tabii onlar da yine genel olarak sol elimizde bakın şu bölgemiz efendim. Şu bakın yüzük parmağımızın, yüzük parmağımızın şu kısmı. Yüzük parmağımızın şu kısmı. Zaten migreni olan izleyicilerimizin şu yüzük parmağının dış üst tarafına şiddetli bir bası verdiklerinde muazzam bir yanık gibi yani sızıyı andıran bir hisle karşılaşırlar. Çok enteresandır. Aynı baskıyı buraya verdiklerinde o his yoktur. Çünkü burada kalbe giden bir ana bir damar var. Tamam. Ve bu damarla tabii ki ilgili biliyorsunuz. Şimdi migrende... mesela ağrımaya başladı. Şunu mu sıkayım ben? Sadece o değil. Ha. Bakın mesela televizyonlarda çok sık gösteriyoruz. Bakın şurası bizim boyun bölgemiz. Bak şu bölgeler bizim boyun kaslarımızı tutar. Yani buraya yaptığınız basılar boyun bölgesindeki kasların kanlanmasını, gevşemesini sağlar. Gevşemeyle birlikte ağrınız... Bu da mı böyle 10 dakika boyunca yapacağız yoksa sıkacağız yani, biraz sıkmak gerekiyor ama yaklaşık olarak bir 10 dakika 15 dakika yapmak şart efendim. Tamam. Yani migrende sonucu net. Ama tabii mesela bir migren tipi baş ağrısında migreni yok etmek için yaklaşık bir 4 ay 5 ay çalışmak lazım haftada 2-3 gün. Öyle bazı hemen yaptım oldu geçmedi. Ağrıyı azaltırsınız ama mesela refleksoloji yani ilaç gibi değil. Yani ilaç semptomları semptomların azalmasını sağlıyor. Refleksoloji ise problemin merkezini düzeltmeye çalışıyor, sistemi düzeltmeye çalışıyor. İkisi tabii ki birlikte daha iyi sonuç veriyor. Fakat şunu söyleyeyim. Mesela birçok rahatsızlıkta refleksoloji birkaç seansta etkisini gösteriyor. Ama sonuca giden yolda mesela bir şeker hastalığında bir ay çalışmak lazım haftada 1-2 gün. Efendim kabızlık zaten o uyarıyı yaptınız. Tabii ki. Yani böyle nasıl diyeyim kronik hale gelmiş hastalıklarda tabii özellikle uzun evde kendi kendime yapacağım gibi bir şey yok. Bir de tabii ki biz her zaman söylüyoruz. Biz sonuçta modern tıbbın bir yardımcı, bir destekleyici tamam, bir çalışmasını işte. Yapıyoruz. Her zaman söyledik zaten gelen hastalarımızda da mutlaka ilaçlarını, tıbbi tedavilerini devam ediyorlar. İlaçları bırakıp bırakmamak doktorun işi. Biraz akupunktura benziyor değil mi mantığı? Sistem olarak refleksolojinin etki mekanizması, fizyolojik mekanizması akupunkturla %80 aynı. Fakat farklı bunda yine yok. Şimdi bizim... bizim yaptığımız bakın bu dokunuşta aslında birer elektrostatik atılım. Yani deri üzerinde bu periferler üzerinde binlerce sinir ucu var. Ve biz buraya yaptığımız uyarılarla buradaki statik elektriği dinamik boyuta çeviriyoruz. Yani durgun olan bir şeyi harekete çeviriyoruz. Hareketli enerji elektrokimyasal bir iletiyi beyne taşıyor. Beyinden de tekrar organlara geliyor. Evet. Akupunkturla aynı fakat akupunkturdan artı olan yanı şu. Akupunkturda deri üzerine direkt transdermal bir dokunuş yok.
lazer ve iğne ile var. Refleksolojide ise deri üzerindeki ısı reseptörlerini uyardığımız için çoğu konuda akupunkturdan daha hızlı sonuç veriyor. Hı hı. Bir de bu ne bileyim evde böyle televizyon seyrederken bile kişinin kendine yani baş parmağını yapabilir. Şey. Mesela hani bakın rahatlatıcı şekilde baş parmağını çok rahatlıkla yani evde bir dizi izlerken efendim bir programı izlerken baş parmağına yapabilir. Şimdi şunu söyleyeyim. Anneler çok dikkatlice dinlerlerse onlara aslında çok güzel bir ipucu vereceğim. Eğer çocuklarının dikkat eksikliği varsa, dikkat eksikliği varsa ki çağımızın biliyorsunuz annelerin en büyük ızdırap duyduğu konu. Evet ve belki şu an onlara öyle bir yani doğal bir şey göstereceğim. Bakın sol ayağımız beynimizin sağ tarafına giden bir kapıdır. Dolayısıyla dikkat eksikliği olan çocukların beynin sağ tarafındaki elektrik yüküyle sol tarafındaki elektrik yükü birbirleriyle dengeli değildir. Ve bu elektrik devinimini dengelemek için sol ayağın baş parmağının buralarına şu manipülasyonu yapmak önemli ölçüde yeterlidir. Ve dikkat eksikliğini refleksoloji doğal yollarla çözebiliyor. İkincisi eğer algılarında yani anne diyor ki benim çocuğum daha hızlı öğrensin, daha hıfzı biraz gelişsin diyorsa bu sefer de sağ ayağın şu bölgesine bakın. Evet biz buraya prefrontal lob diyoruz yani alnımızın hemen arkasındaki bölge. Ha. Her şeyimiz burada. Baş parmağın tepesi diyelim. Evet yani. Bakın ha. Şu da burası. Yani baş parmağın tepesi elde de şurası. Ve bizi biz yapan, insanı insan yapan tüm öğeler burada. Kişiliğimiz, muhakememiz, algılamamız, öğrenme biçimlerimiz. İşte eğer bir gencin, daha doğrusu gençlerde çok etkili olmaz ama şöyle söyleyeyim. Bebeklerde, erinlik ve ergenlik çağındaki çocuklarda sağ ayağın şu bölgelerine yapılan refleksoloji çocukların zekalarını geliştirir. Sonucu nettir. Yani refleksoloji spesifik bir bilim değildir. Yani literatürleri olan, kürsüleri olan, enstitüleri olan ve devletimizin hem dünyadaki otoritelerin kabul ettiği kabul edilmiş bilimsel bir çalışmadır. Yani sonuç herkeste aynıdır. Sadece oranları değişkendir. Hı hı. Yani soyut bir çalışma değildir efendim. Onu özellikle arz edeyim. Tabii. Şimdi bakıyorum başka ayakta ne olabilir diye. Mesela omuz demişsiniz bir yere. O ne için? Yani omuz derken şurası efendim. Bizim omuzumuz. Yani kulunç ağrısı, omuz ağrısı da özellikle çalışanların. Bak kulunç ağrısı için buymuş arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar. Bence önemli. Evet. Ama çok ağrıyor. Güç vermek gerekiyor. Yani mutlaka başkasını yapması gerekiyor. Çünkü derin dokuya inmek gerekiyor. Ha. Bazı problemlerde mutlaka birisinin yapması lazım. Tam çizdiğiniz yere kulunçunuz varsa oraya böyle iyice bastırın. Aynen. Ha? Ne yapıyor peki? Şimdi burası kulunca ne yapabilir? Herkes soracak ekran başında. Çok basit. Bakın buradaki uyarı beyinde omuzumuz ve kuluncumuzu kontrol eden kortekse gidiyor. Hı. O kortekste bu uyarı alınıyor. Ve burada uyarılan omuza daha yoğun kan gönderiliyor ve daha yoğun uyarı gönderiliyor. Yani kasılmış olan oradaki fibrozlar çözülüyor. Hı hı. Yani biz buradan yani omuza yaptığımızda uyarı önce omuza gitmiyor. Beyne gidiyor, beyinden omuza gidiyor. Yani bir işe yarayıp yaramadığını ne zaman anlarız? Yani işe yaramama gibi bir şey söz konusu değil. Tamam, fakat sadece oranı değişkendir. Yaklaşık olarak 20 dakikalık bir çalışmada yani ağrı oranı azalmaya başlayacak. %25, %30 oranında azalır nettir. Ben güzel. Biraz mütevazilik de yapayım ama bazen %20 bazen %50 azalır. Dur bakayım bana şimdi mesajlar da geliyordur. Bakayım seyirci neyi merak etmiş. Yani hamile olanlara gösterdim ben. Tabii şimdi nasıl ki anneler çocuklarına hamileyken müzik dinletiyorlar. O bile çocuğun emosyonel aha. gelişimine katkıda bulunuyorsa. Düşünün yani ben burada yaptığım çalışmayla o bebeğin emosyonel gelişimine, ruh sağlığına katkı aha. sağlayacak uyarı gönderiyorum. Bu son derece kabul edilebilir, son derece normal bir durum aslında. Evet. Hamilelere gösterdim efendim. Şeker hastaları tabii uzmanın yapması lazım. Epilepsi hastası, şeker hastası. Felçlerde kullanılıyor. Felçlerde de mutlaka tabii ki bir hastayı öncelikli olarak bir nöroloğun takip etmesi şart. Hı hı. Nöroloğun dışında mutlaka bir fizyoterapinin, fizyoterapi uzmanının fizyoterapisi şart. Aha. Ama üçüncül olarak ben bugün çok net söyleyebilirim. Fizik tedavi yapılan her çalışmaya, fizyoterapi yapılan her hastaya, fizyoterapiye destek mahiyetinde mutlaka refleksoloji yapılmalı. Hı hı. Çünkü
çalışmayı hızlandırır, verim almayı hızlandırır. Mesela felçli bir hastaya yapıldığı takdirde bir yılda alınacak mesafe, salt fizyoterapiyle bir yılda alınacak mesafe refleksoloji yapıldığında 6 aya çekilebilir. Yani burada bir katalizör etkisi var refleksolojinin. Tamam. Ben şimdi buradan da yine soruları size okuyacağım. Tabii, siz nasıl dilersiniz. Bebeklerin uykusu için uygulanabilir mi sorusu? Uygulanabilir, çok yani kolay bir şey. Yine bakın bebeklerin sol ayağı onları sakinleştirir, dinginleştirir. Çünkü sol ayak bizim tıpta dinlen ve sindir moduna geçişimizi temsil eder. Bu ne demek? Bir kişinin, bebek ya da yetişkin, bir kişinin sol ayağında şu bağırsağına ve beynine şu manipülasyonları biraz yağla nemlendirerek yaptığınız takdirde çocuğun uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Yani birdenbire uyku moduna geçilmez. Ama yavaş yavaş onu o moda sokar. Fizyolojik olarak o moda sokar efendim. Evet. Fıtık ve beli soran var. Yani fıtık refleksoloji... Cildin güzelleşmesi ve gerginleşmesi için soran var. Onu inşallah Türkiye'de ilk defa sizin kanalınızda, sizin programınızda göstereceğim yüz refleksolojisini. Güzel. Avrupa'da trend şu anda. Tamam. Onu yüzde mi uygulayacağız? Evet, inşallah. Hadi yine iyisin Zeyno. teri soran var. Çok terliyorum. Ya tabii terleme biraz daha biraz daha karışık bir konu ama şöyle söyleyeyim. O da belki tiroidle alakalı. Yani tiroidlerimizle alakalı. Kabaca şöyle söyleyeyim. Tiroidleri hızlı çalışan birisi için evet. Biz sol bacağındaki tiroid bölgesinden tiroidin çalışmasını düşürebiliyoruz. Sağ ayaktan da hızlandırıyoruz. Yalnız bu anlattığım sağ ayak ve sol ayak olayı refleksoloji tarihinde, refleksoloji bilimi içerisinde 5. kuram. Ve bu 2007 yılından beri de bu işin otoriteleri tarafından kabul edilmiş. Yine benim eski ortağım Esat Bey ile birlikte bana ait olan bir kuram. Ve bu kuram refleksolojide haritaların değişmesini sağlıyor. Yani geçmişteki sistemlerde sağ ve sol ayağı eşit yapılırken şu anki bu işin uzmanları, doktorlar sağ ve sol ayağı tercihli olarak kullanıyorlar. Anladım. Yani probleme göre sağ ayağı, probleme göre sol ayağı yapıyoruz. Peki bu iştah kesen özellikle çok böyle zayıflamayla ilgili soran olmuş. Evet, iştah kesmede de kullanılıyor. Şimdi birdenbire böyle... Allah bir şey çok canınız çekti, iştahınız açıldı, doymuyorsunuz, etmiyorsunuz. Mesela ne yapın, ne yapalım? Şimdi onunla ilgili de mesela bunu sağ ayağımız olarak düşünelim, tasavvur edelim. Mesela şurada bizim hipotalamusumuz var. Evet. Yani baş parmağın yanı. Evet, baş parmağın yan tarafı. Dış tarafı. Açlık ve tokluk merkezimiz burası. Bu ama sağ ayakta uygulanıyor diyorsunuz. Tabii ki sağ ayak. Açlık ve tokluk merkezimiz sağ ayaktan yapıldığında bu tokluk hissini getirir. Bir. İkincisi, sağ ayaktan yapıldığında yine bunu sağa farz edelim. Mideye yapıldığında sindirimi yavaşlatır. Akabinde sol ayağa geçince bağırsakları hızlı çalıştırır. Akabinde sağ ayakta da tiroide yapıldığında da efendim metabolizmayı fevkalade hızlandırır. Bu da zayıflama demek. Ama söyleyeyim, tabii ki bir diyetisyenin, bir doktorun kontrolünde olmalı. Tek başına efendim yavaş verir kiloyu. Yani diğerleriyle birlikte daha hızlı verir. Ama bu kesin ve net bir sonuç ortaya çıkartır. Evet, siz aynı zamanda psikologsunuz. Evet, ben psikologum. Tam sizin alanınızdan bir soru geldi sevgili seyircimizden. Evet. Diyor ki, yaşam enerjimi yükseltmek istiyorum. Keyif almak istiyorum. Moralimi yükseltmek istiyorum. Bana bir alan gösterin ki ister ayakta, ister elde, ister yüzde kendimi daha iyi hissediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki. Olayın psikolojik yönü uzmanlarla ilintili ama refleksolojinin yapacağı burada hormonal bir rahatlamadır. Hormonal. Yani zaten deriyenin belli bölgelerine dokunduğunuzda vücut endorfin salgılatır. Yani endorfin mutluluk, rahatlatıcı hormonlar ve bağışıklığımızın güçlenmesini sağlar. Ama hani sol ayağın belli noktalarına özellikle beyne ve şu tiroide yapıldığında uyarı ve sol ayakta bağırsağa uyarıldığında ki bağırsağımız ikinci beyindir. Kişinin mutlu olması için yeterli. Ama bu hormonal bir mutluluk. Ya bir şey söyleyeceğim. O zaman madem sol ayak, ya sol ayağına masaj yapsın her bir tarafına, olmuyor mu? Ya olur. Sanki olurmuş gibi geldi. Ha, olur ama noktasal bir, hedeflenen bir çözüme odaklandıysanız daha geç olur. Bakın herhangi bir hastalığınız yok. Herhangi bir probleminiz yok. Şöyle bir bağdaş kurarak, ayağınızın altına hafif bir krem sürerek ayağınızın altını hafif şekilde masaj yaptığınızda da fevkalade rahatlatıcı bir hisle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama hastalık, bakın çünkü
klinik refleksoloji dediğimiz hastalıkların tedavisine destek. Eğer böyle bir amaç varsa bu sefer bunların noktaları önemli. Yani ben şimdi gitarı kendi başıma çaldığımda anlamlı bir nota çıkmaz. Anladım. Bununla ilgili yani şey gibi düşünün. Yorgancı da dikiyor, cerrah da dikiyor. Evet. Yani evet. Biz burada hani cerrahın dikmesi gibi hassas bir şey anladım. Yapıyoruz. Peki o zaman heyecanlandık biz az önce. Yani yüzün daha gergin olması için refleksolojinin kullanılabileceğini gençleştiren. Evet. Bak heyecanlandık dedi ya. Gençleştiren. Evet. Refleksoloji yöntemi hangisidir? Yani gençleştirmekten... Kalk Gökhan'cığım. Kalk Gökhan, Zeynep gelsin. Şöyle teşekkür ediyoruz. İyi misin? Yani şey... Herhangi bir hemen kalkmasın sıkıntı, dilerse, acı, şu bu falan bir şey oldu mu? Tansiyonu düşebilir efendim. İyi misin? Tamam canım, peki. Yani anti-aging çalışmalar tabii. İlaçsız yani. Zeyno gel canım. Evet. Zeynep gel canım. Buyurunuz ıslak mendiliniz efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi hanımefendi yine yüzünü oraya verecek. Ben şöyle geçeceğim. Yani baş taraf. Evet efendim. Yani öyle olması gerekiyor. Tamam. Ya da eğer çok uygun olmadığını düşünüyorsanız yani yüz bölgelerinde ayakta da yok ben kamera görür mü diye korkuyorum yoksa ne olacak? Bilemeyeceğim tabii kameralar. Yani normalde bunu yatarak mı yapmak lazım? Kesinlikle tabii bizim özel koltuklarımız var. Üst açıdan görürüm ben diyor yönetmenimiz. Tamam. Yat o zaman. Yat. Tabii özel kremlerimiz yok ama ben sadece kabaca şeklen göstereceğim. Nasıl normalde şey mi olması lazım? Elin böyle kremlenmesi mi gerekiyor yani burada? Yani bir takım kremler sürüyoruz tabii ki. Kremler, peki biz evdeki yağlar. Nemlendirici kremimizi sürsek? Olur, fark etmez. Yani yeter ki el kayganlaşsın. Hikaye aynen o öyle, mu? Aynen tamam. Öyle. Şimdi tabii ki mesela yani bizim işte böbreğimiz, işte kalp bölgemiz, bağırsaklarımız, efendim bütün organlarımız yine aynı şekilde yüzde var. Ama tabii ki biz problemler için yüz refleksolojisi yapmıyoruz. Sadece anti-aging çalışma için yapıyoruz. Aslında güzellik uzmanları, estetisyenler... yüz masajı olarak biliyorlar. Fakat yüz masajı farklı, yüz refleksolojisi farklı. Tamam. Yüz refleksolojisinde tıpkı ayağa yapılan refleksoloji manipülasyonlarını andıran hareketler mevcut. Peki mesela bunun mantığı ne? Yani şimdi bu beyne mantığı ne sinyali gönderiyor? Mantık, biz mantık olarak şunu yapıyoruz. Gevşeyen ve yer çekiminden dolayı aşağı doğru sarkan cildin kanlanmasını ve gerilmesini sağlayarak cildin kaldırılması, cildin gerilmesi ve cildin beslenmesini sağlıyor. Yani biz buradan hastalıkları tedavisini yapmıyoruz. Anladım. Öyle bir şey yok. Tamam, o zaman o şeye sinyal veriyor. Böyle kaslara, maslara aynen falan öyle, böyle. Aynen öyle. Belli bir takım güzel. Tabii kas tiplerine göre değişiyor. Yani kas tiplerine baktıktan sonra belli manipülasyonlarla buradaki öncelikle gıdık bölgesinden başlayarak ama temel hareketi şu. Yaklaşık %15 derecelik bir açıyla belli manipülasyonlarla tabii bir tarafı yaparken bir tarafı tutuyoruz. Bu hareketlerle aynı şekilde yüz kaslarının gerilmesini sağlıyoruz. Niye iki tarafı aynı anda yapmıyoruz da bir tarafı tutuyoruz? Yapıveririm şöyle şöyle olmuyor mu? İkinci aşamasında yapıyoruz onu. İlk aşamasında değil efendim. Yani tabii alın bölgesine yaptığımız hareketler, yine kaz ayaklarına yaptığımız hareketler. Dur öğrenelim bir dakika. Şimdi şey yani şuradan bir çektiniz değil evet. mi? Evet. Ondan sonra şuradan da şöyle... Aynen öyle. Heh. Yana doğru, yani kenarlardan yukarıya doğru, yukarı açılara doğru gererek, efendime söyleyeyim, yüzde bu gerginliğin kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz. Yani. Peki bu hareketi kaç defa yapıyoruz? Bir yaklaşık seferinde? Olarak yani bu çalışma 40 dakika kadar sürüyor. Ve 40 tabii, dakika? 40 dakika kadar sürüyor. Uzun bir çalışma bu. Aa, uzun bir çalışma. O zaman bunu biz kendimize yapamayız. Bir rica yani edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Sonra biz ona tabii uzmanın yapması iyi. Bir estetisyenin yapması mutlak daha doğru olan bir seçenek. Şöyle söyleyeyim. Yaptığımız özetle yüz kaslarının beslenmesini sağlamak, tamam. kanlanmasını sağlamak. Şuradan çektik, buradan evet. çektik. Sonracığıma? Yani akabinde tabii ki şöyle söyleyeyim. Refleksoloji hareketlerini andıran manipülasyonlarla ha, kaz ayaklarının çıktığı yerleri çekiyorsunuz tabii ki, yana. Tabii ki çekiyorum. Tabii ki. Ve tabii ki kulak altına, deriyi kulak altına doğru çekiyoruz efendim. Yani gevşek bir bölge kalmaması için. Ama kabaca tabii ki ilk aşamadan sonra çift elimizle bölgeleri yukarı açılar oluşturarak yapıyoruz. Ama genelde hani masajı andıran şekil değil de
parmak manipülasyonlarıyla yapıyoruz. Acı, yani şey, acı bayağı mı? Veriyor mu kuvvetini? Evet. Tabii. Şu an kan dolaşımını hissediyorum. Tabii tabii tabii. Gerçekten. Yani... Orayı da kızarttı. Aa vallahi kızarttı. Ama kızarsın ki işe yaradığını yani, görelim. Ya, doğru. Şöyle söyleyeyim. Yüz refleksolojisinin yani bir hanımefendi de gerginliğini bir seans sonra hissedebilir. Yani biz çok net söylüyoruz. Hani 40 dakika sonra aynaya baktığında yüzünün kalktığını görebiliyor. Şimdi kaz ayaklarına da hop 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 çektiniz. Aynen. Sonra buradan da yukarı doğru yukarı doğru çekiyor. Yukarı yanlara doğru çekiyoruz. Özellikle tabii ki alın çizgilerinde biraz daha derin bir uyarıyla o bölgelerde kanlanma yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii ki bu doğal bir antiaging çalışma. Elbette şimdi sonrasında botox... buz falan koyuyor muyuz? Hayır, hayır, hayır. 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 Biz tamamen bunu yapıyoruz. Elbette tabii ki bir botoks da kıyaslanamaz. Hani botoks daha farklı bir tabii canım, amaç doğrusunu şey. Yapıyor. Peki şimdi biz mesela evde bunu uygulayacağız dedik. Yattık kanepeye veya yatağa yattık. Kafamızın altına da bir yastık koyduk. Daha yukarıda mı olması gerekiyor? Evet, biraz daha yukarıda. Biraz daha yukarıda olması gerekiyor. İşte komşumuza, arkadaşımıza, akrabamıza, eşimize neyse diyoruz ki rica ediyoruz. Gel şunu yap diye bir 40 dakika... Böyle 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 o söylediğiniz evet. bölgelere yapıyoruz. Evet. Tamam bugün ne pazartesi? Pazartesi yaptık. Sonra bir daha ne zaman yapıyoruz? Gün aşırı yapılıyor. Yaklaşık mesela bir yüz kaldırma için yaklaşık olarak 7-8 seans yeterli oluyor. Tabii ki cilt tipine ve yaşına bağlı olarak, hı hı. ciltteki deformasyona bağlı olarak bu değişkenlik arz ediyor. Ama şunu söyleyeyim, yani kendi kendimize refleksoloji yapmanın şöyle bir zorluğu var. Biz nasıl ki kendi kendimizi gıdıklayamıyorsak, çünkü gıdıklamaya kalktığımızda beyin bunu anlıyor. Bu ki benim elim. Hmm. Yani ki bir başkasının mutlaka dokunması lazım. Beynin onu başka bir kişinin eli olarak algılayıp o uyarıyı kabul etmesi peki, için. Peki bu işlemi uyguladıktan sonra bir uyarınız var mı? Mesela hemen kalkma, sıcak banyo yapma vesaire öyle bir şey var mı? Ne hayır, kadar hayır. süre rahat yani, bırakalım birkaç kendimize? Birkaç saatte bir makyaj yapılmıyor o kadar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Ha, birkaç saat makyaj yapmayalım. Aynen öyle. Tamam, güzel. Ya tabii ki bunların ben sonuçlarını hani bir başka programda nasip olursa hani çalışma yapıp öncesi ve sonrası göstermek daha şey olur. E olur bir dahakine şey yapsanız da mesela birinin... Çekin önce eksi haline sonra ki, tabii ki. Tam etkisini görmek için birkaç ay mı geçirmek gerekiyor? Yani şöyle söyleyeyim bir kişiye yüz refleksolojisini yaptığımızda yaklaşık 40 dakika sonra yüzünün net gerildiğini ve kalktığını hisseder ve görür. Ha 40 dakika sonra onu görür. Görür ama bunun daha kalıcı hale gelmesi için belli bir süre devam etmesi gerekiyor efendim. Hmm, tamam. Yani yüz refleksolojisinde amaç... anti-aging çalışma yani yaşlılık belirtilerini yavaşlatmak, geciktirmek ve temel amaç buradaki kas tiplerinin farklılığına bağlı olarak kasları ve sinirleri kanlandırmak ve buradaki kasların kanlanmayla birlikte beslenmesini sağlayarak cildin gerginleşmesini sağlamak. Temel amacı o yani yalın bir dille anlatıyorum ben. Peki güzel. Halil Tabur teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ve anlattığınız için bir dahakine sizden öncesi sonrası diye inşallah size başvuran biriyle inşallah gelmenizi rica edeceğim. İnşallah. O zaman da bir bakacağız. Aa i̇nşallah. Kadın belki kaç yaş gençleşmiş. Zeynep'ciğim teşekkür ediyoruz şekerim. Bu bayağı 40 dakika sürüyormuş. Biz canlı yayında yani, o kadar tabii, uzun yapamayız tabii, elbette tabii, ama. Tabii, tabii. Peki tabii. Sağ olunuz. Ellerinize sağlık. Biz de sağ olun. Sevgili efendim. Seyirciler o zaman şimdi bir haber bandı izleyelim. İstanbullular tabii havadan bunalınca hafta sonu sıcaktı çünkü boğaza akın ettiler. Onun görüntüleri gelecek ekrana. Sonra da iyi fikre başka bir başlıkla devam ediyor olacağız. Hep boğazda yüzüyorum. Doğma büyüme Sarayburnu, burası en tercih ettiğim yerler. Buranın havası, yani her şeyi, ortam bambaşka. Biz buraya alıştık. Her yerden daha güzel geliyor burası bize. Arkadaşlarımızla buraya geliyoruz genelde. Güzel oluyor. Burada toplanıyoruz hafta sonları. Boğazları yüzmek mükemmel bir duygu. Soğuk suları, İstanbul'un en temiz yeri, akıntı sayesinde fazlasıyla temiz kalan bir deniz. Derin denizi sevene, sığ denizi sevmeyene de mükemmel bir plaj. Allah'ın nimetini değerlendiriyoruz. Yüzmeyi de iyi biliyoruz. Buradan atlıyoruz, ileriden çıkıyoruz. Zaten buradayız, Arnavutköylüyüz. Evden çıkıp hemen buraya atlıyoruz yani. Serinliyoruz.
genelde denizler kirlendi ama Saraybunlu ve Arnavutköy sürekli aktığı için en temiz yerler. Harika. Dünyanın en güzel yeri. Mükemmel. Yani Türkiye'de hiçbir yerde böyle bir su yok. Bodrum'du, Kuşadası'ydı, işte Ölüdeniz'di. Böyle bir deniz yok. Serin, çivi gibi suyu var ve akıntısı olduğu için mükemmel bir su. Dünyanın en güzel şey, İstanbul'un en güzel bir tanesi burası abi. Dünyanın. Gerçekten bu ya. Bu herkes de tescillidir. Boğaz suları da fazlasıyla temiz. Gelgitten, akıntıdan dolayı doğal bir temizlik oluşuyor zaten. Suyu da temiz. Artı derin. Alttan ve üstten akıntı olduğu için su çok temiz, berrak. Çok güzel, tertemiz. Gözüküyor, tertemiz. Akıntı var, güzel. Burada yüzen adam dünyanın her tarafından yüzebilir. Tehlikesi var. Akıntı ters de akabiliyor. O yüzden yani yüzmeyi tam bilmeden hareket etmemek lazım. Yüzmesine güvenmeyen, akıntıya kapılacak olan kaşla göz arasında gözünü açıp kapatıncaya kadar kendini saray burnunda bulur. Geçen sene bir genç bir tane çocuk boğuldu 17 yaşında. Bayağı birkaç ay daha araması sürdü. O arkadaş buradan atlamıştı yani. Bayağı da üzüldük onun için. Deniz korkusu olmayacak. Küçük yaşta itibaren bilmesi lazım burada yüzmesi yüzecek olan adamı. Sonradan öğrenen adam içinde ne kadar iyi bilse bile sıkıntı var burada. Yüzmeyi bilenler gelebilir. Güzelliğin vazgeçilmezi, doğru makyaj yapmanın püf noktaları neler? Ufak noktalarda mutlaka biz de parmağımızı kullanıyoruz. Bu senenin makyaj modasında neler var? Gece ve gündüz makyajının vazgeçilmezleri. 3 ton oluşur. Biz öyle bir ton seçmeliyiz ki. Makyaj sanatçısı Sevil Önal, makyaj hakkında merak ettiklerinizi iyi fikirde anlatıyor. Bir kare yüz olsaydı ona göre bir kontrolleme yapacaktım. Evet Sevil Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevil Hanım çok tatlı dilli sevgili seyirciler ve bugün makyaj konusunda bizlere tüyolar verecek. Detaylı bir şekilde anlatmasını ve istedik ki arkadaşımıza da hem gündüz makyajı hem gece makyajı. Siz seminerler veriyorsunuz, makyaj eğitimi veriyorsunuz. Çok sayıda defile, katalog çekimleri, klipler, televizyonlar falan filan derken ve sağlıklı makyaj sizin için çok önemli. Evet. Kendinize zaten çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Evet, dolayısıyla sizi gördüğümüz zaman zaten evet makyajı çok iyi biliyor diyoruz ve teslim oluyoruz. Çok gel teşekkürler size. Nasıl otursun? Bir taraftan anlatın, bir taraftan da yapın. Peki, bence. Böyle buyurun. Bir kere öncelikle hangi ışıkta olmalı onu sorayım size. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim için en önemli olan gün ışığı aslında. Zaten çekimlerde de gün ışığını yakalamaya çalışırız ya da evdeki tuvalet aynamızda gün ışığı olan lambalar alırız. Hı hı. En doğrusu odur. Tamam. Kızımız maşallah zaten çok güzel. Konu mankenimiz. İsim nedir? Berçin. Berçin Hanım'ın cilt yapısı gerçekten mükemmel. Sivilce yok. Tabii gençliğinden dolayı gözaltı morluğu yok, tor basıyor. Harika bir manken. Genel olarak cilt yapınız nasıl? Önce onu soracağım. Cildim kuruya yakın. Nasıl kuru? Yani nerelerde kuruluk hissediyoruz? Yani ben rengi çok dağınık. Ondan çok şikayetçiyim. De genel olarak kuru, hiç yağlanma yok. Nemlendiriyor muyuz? Nemlendiriyorum. Ona rağmen kuru. Su içmiyoruz. Evet. Evet, bir yerde yakalıyorum. Çünkü evet, bir cildin kuru olması su içilmediği takdirde daha da artıyor. Dışarıdan verilen takviye kremler bunu dengelemiyor. Rica ediyorum her gün 2-2,5 litre en az yudum yudum su tüketmelisin. Çünkü tuvaldir. Tuvali onlar bize getiriyor. Yani biz makyaj öncesi tabii ki cilt hazırlıyoruz ama cilt nemsiz, çok kuruysa, hı hı, ürünlerin kabuklanma riski her zaman vardır. Peki Sevil Hanım, eğer kişi kendine makyaj yapacaksa, kuru bir cilde sahip ise, hı hı, önce nemlendirici mi sürsün? Şimdi her sabah kalktığımızda ve akşam yatmadan önce mutlaka cildimizi uygun bir temizleyiciyle, bu köpük olabilir, likit olabilir, sabun çeşitleri olabilir, yani cildine ne uygunsa onunla temizlemeli. Onun üzerine mutlaka tonik. Tonik sıkılaştırıcıdır. Hı hı. Yani gözenekleri sıkılaştırır. Onun üzerine sabahsa sabah
kremi, akşamsa akşam kremi. Ama tabii ki sabah kremini sürdükten sonra mutlaka güneş koruyucu kullanmalıyız. Tamam. Peki cilt eğer kuru değilse, karma bir ciltse ya da yağlı bir ciltse yine de makyaj öncesinde nemlendirici tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki. Nemlendirici yağlıysa yağlı cilde göre, karmaysa karma, kuruysa kuru, ona göre bir uygun nemlendirici, mutlaka nemlendirici kullanılmalıdır. Bu makyaja başlamadan ne kadar süre önce sürülmüş olmalı veya emmiş olmalı? Şöyle en az bir yarım saat olursa üzerine yapacağımız makyaj daha uzun süre kalıcı olur. Hı-hı. Hem de daha ürünleri rahat alır. Hı-hı. Uzun süre rahat kullanabilir. Peki şunu da söyleyeyim. Aslında tabii burada çok genç olması dolayısıyla ve tabii güzel de olması dolayısıyla sıkıntı çekmiyor ama siz bize ilerleyen dakikalarda gözaltı morluğu olanlar nasıl tabii kapatacak? Tabii. Şişe olanlar nasıl kapatacak? Kırışıklıklara yönelik olarak nasıl hepsini bir uygulama anlatayım yapmak lazım? Ondan sonra dediği gibi mesela çok dalgalanma olduğunu hissediyorum diyor. Bazı yerlerde cilt evet daha açık, bazı yerlerde daha kırmızı. Onu da soracağım. Sivilce varsa nasıl kapatmalıyız da sorayım mutlaka. O tabii da aklımda. Ki. Ve ne hepsini merak ediyorsanız aklınıza ne gelirse. Hı-hı. Şimdi öncelikle cildimizi siliyoruz. Hı-hı. Çünkü burada yıkama olanağımız olmadığı için. Evet. Hemen şöyle. Cildimizi sildik. Benim temizleyicim içerisinde aynı zamanda tonik olduğu için ayrıca bir tonik kullanmıyorum. Tamam. Şimdi çok genç bir arkadaşımız. O yüzden ben mineral bir nemlendirici ve makyaj altı bazı kullanmak istiyorum. İçinde greyfurt özü var. Beyaz çay, yeşil çay. Hı hı. Nemlendiricileri genellikle biz tabii fırçayla kullanıyoruz ama bugün elle sürmek istedim. Çünkü kuru olan noktaları da hissetmek istiyorum. Göz altına sürmüyorsunuz. Bunu sürebiliyorum. Normalde sürülmez. Çünkü kozmetik bir ürün olmadığı için %100 mineral. Bunu kullanabiliyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama normalde diğerlerini kullanamıyoruz. Doğru fondöteni seçerken mesela dışarıda bazen şöyle yanlışlar yapılabiliyor sanki. Ben daha bronz gözükmek istiyorum veya daha açık evet tenli gözükmek istiyorum. O zaman daha açık tenli istiyorsam kendimden işte iki ton açık alayım ya da iki ton koyu alayım gibi. Bu doğru bir davranış mı? Hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yüzümüz aslında biz makyaj yüz olarak bakıyoruz ama sadece yüz değildir. Genellikle üç tondur. En çok güneş alan kısım yüzdür. Hmm. Boyun kısmımız biraz daha güneşi görmediği için daha açıktır. Yazın dekoltemiz daha da çok yanar, daha koyudur. Hmm. Kışın tabii bunlar değişir. Öyle bir noktada bakmalıyız ki öncelikle temiz ciltte. Hiç makyaj olmamalı. Fondöteni bakacağımız nokta şurasıdır. Şimdi zaten ben kızımızda da hemen deneyeceğim onu. Hmm, şurası, çevresi evet öyle mi? Şu iki arada bakarsak çevirebilir miyiz? Çünkü yüz, boyun. Hı hı. İkisini eşitlediğimizde en yakın yarım ton ya da koyu ya da açık olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani elde bakmak yanlış tabii, öyle tabii mi? Tabii. Alında bakamazsınız. Elde bakmak, çenede bakmak doğru. En doğru bakacağımız kısım bu. Peki. Evet, bazı uzman arkadaşlarımız dekoltede de bakıyor ama yazın dekoltede bakmak çok doğru olmuyor. Hı hı, ya da şurada baktılar. Tabii. Zaten en yanlış olan burasıdır. Çünkü en açık tonumuz burasıdır bakın. Ha. Hiçbir şekilde, verir misin elini? Hiçbir şekilde yüzünle birebir gelmez. Aa, en evet, açık ne kadar farklı. Veya el üstü. Aha. Sadece bakacağımız şurasıdır. Hatta hemen deneyelim. Ben bugün mineral ürünler de getirdim, kozmetik ürünler de getirdim. Aslında teknikler aynıdır. Sadece içerikleri farklıdır. Şuradan bir bakalım. Siz fondöten mi önce sürüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, eğer lekesi olsaydı, sivilcesi olsaydı önce onları kapatmam gerekiyordu. Hı hı. Ondan sonra üstüne. Hani önce derken siz şunu kastettiniz. Gözümü. Gözümü. Evet, evet. Şimdi o kişiye bağlı. Mesela cildine çok problemli olsaydı önce teni kapatıyorum. Çünkü teni kapatırsa mutlu oluyor. Ha. Ama ten çok güzel,
ve koyu bir göz makyajı yapacaksam önce gözü çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz alta dökülüyor, temizlemek çok zor oluyor. Evet, evet, evet. Hani evet. Benim her zaman tercihim önce gözü çalışalım, aha, teni sonra, ama çok akneli ciltlerde yüzü kapatmazsanız mutsuz olurlar. Evet. Yani göz makyajınız ne kadar güzel olursa olsun önce isterler ki teni düzgün olsun. Ya aslında şey, Zeynep'in şuralarda böyle bir iki minik sivilcesi vardı. Yani sivilceyi kapatmayı göstermek bence faydalı olacaktır yayında. Çok basit. Onu da gösteriyorum. Ya da varmış gibi mi yapalım? Yani öyle de olabilir. Nasıl olabilir. Mesela göz altında evet çok genç, morluk yok. Ama bakın renk farklılığı var. Hı-hı. Ben bunu da kapatacağım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle göz altı kapatımımızı. Hatta ben onlara da başlamadan önce ben şöyle dudağımızı biraz kuru gördüm. Bir çatlama olmasın diye önlerimizi, evet, alıyoruz. Evet, ilk yaptığım genellikle dudaklarımızı hafif nemlendirelim ki göz makyajını yaparken eğer krem tarzında bir far kullanacaksanız krem farları hiç fark etmez. Akmadığı için, dökülmediği için, toz olmadığı için, hı hı, onda teni de önce çalışabiliriz. Onda hiçbir sıkıntı yok. O zaman sizden birazdan, madem dudak dedik, dudağı hem büyütme yöntemi, büyük, evet, olduğunu düşünen için de küçültme yöntemi de öğrenelim. Aynen öyle yapalım. Hemen şuradan fırçamızı alıyoruz. Yukarı bakabilir miyiz rica etsem? Doğal makyaj yapacağımız için önce teni kapatabiliriz. Tampon hareketleriyle sadece renk farkı olan yerlere, her tarafa sürmeyeceğim. Hatta küçük küçük dokunuşlarla, kişi hatta eliyle tampon şeklinde yaparsa çok daha keyifli olur. Hmm. Bakın şöyle elin ısısıyla, nerede sivilcesi varsa hiç fark etmez. Ki sizde sivilce yok denilecek kadar az. Tampon, ben tabii şöyle fırçayla ettim, tedirgin olmayın. Şurada küçük bir lekemiz var. Onu güneş da kapatalım. Güneş lekelerini de böyle kapatacağız. Tabii tabii tabii, aynen. Tampon şeklinde. Bu malzemenin adı ne? Şöyle kapatıcı söyleyeyim. Mı? Kamuflaj diyelim. Mesela biz bunlarla dövme kapatmalar da yapıyoruz. Hı. Kapatıcı peki, diyelim. Bunun markasını tabii ki söyleyemiyoruz ama evet, piyasada araştırdıkları zaman bunun adı kamuflaj gibi mi sorsunlar? Yani ne deriz, kapatıcı mı, gözaltı yani, kapatıcısı? Gözaltı morluk kapatıcısı derlerse morluk kapatıcılarının da tonları var. Ha. Yani bir ürün alıp her morluk kapanmıyor. Koyuysa onun tonu daha farklıdır, açıksa daha farklıdır. Bir de özellikle yanlış ton, yani tabii, açık olursa o mor daha da bağırıyor, daha da ben bağırıyor buradayım diye. Artı çok fazla gözaltı morluğu var ise ve açık direkt concealer, açık renk sürdüğünüzde iki katı artar. Hiçbir zaman gözaltı morluğu varsa açık ton concealer sürülmez. Öncelikle kapatmamız lazım. Evet. Ben şöyle süngerlerimi hafif nemli getirdim. Hı-hı. Bakın tampon yapıyorum. Yani hiçbir zaman şöyle 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 sürmek yok. Hep tampon. Hep tampon. Tamam. Hatta cilt çok kuru olursa önce biraz nem spreyleri var. Onlardan faydalanıyorum. Mesela şuralarda genelde kılcal damar olur. Tabii, onlar tabii da önemli. Hani çok şey yapılır, es geçilir ama işin şu kısmı, aynen, yani şuradaki kılcal damarı bile kapattığınız zaman inanın daha genç çok oluyorsunuz. Fark daha ediyor. Fresh evet, sen, evet, çok fark benim ediyor. O kadar tatlı ki. Ne diyorsun ki? Beni abla dik bakıyor ama daha küçücük olduğu için. Şöyle söyleyeyim, çok genç ve çok yaşlı ciltlerde, yani yaşlı ciltten kastım yaşın 60-70 olması değil, cildin yaşından bahsediyorum. İnce likit ürünleri tercih ediyoruz çünkü yaş ileriyse mimik çizgileri artık kırışıklığa dönmüştür. Çok genç arkadaşlar da niye likiti tercih ediyoruz? Çünkü o kadar duru ki, hı, yani yoğun kapatıcılara ihtiyaçları yok. İhtiyaç yok, evet. O yüzden bugün kızımıza da ben yoğun bir kapatıcı uygulamak istemiyorum. Tamam. Hem mineral olsun istiyorum, hem sağlıklı olsun istiyorum. Hem de yaşına uygun olsun istiyorum. Sivilce hemen kapatmayı bakalım aslında gösterdik yani o şeyde. Tabii tabii tabii. Hani Zeynep de orada baktı da hallettik. Şimdi teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, yüz çok kıpkırmızı olabilirdi. Hı hı. Veya
akneler büyük olabilirdi daha bariz. O zaman mesela kapatıcılarımız farklı. Her ciltteki sivilcenin ölçüsüne göre veya renk farkına göre kapatıcılar farklıdır. Hemen şöyle bakacağım önce bir. Dönebilir miyiz? Bakın birebir kendi ten rengiyle uyuşmalı. Hı hı. Bakın hiçbir fark olmamalı sürdüğümde. En doğru fonda ten rengi kendi ten renginize en yakın olanıdır. Hemen biraz fondötenimden sıkıyorum. Ama oldukça yoğun olduğu için bir damla da biraz önce kullandığım nemlendiricimden. Çünkü bu da %100 mineral olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Yani fondötenle nemlendiriciyi karıştırabiliriz. Karıştırabiliriz ama her üründe değil. Hayır, sadece ben mineral ürün kullanıyorum şu anda. Aldım. Önce bırakıyorum. Şu anda çok yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Önce günlük makyajla başlamak istiyorum. Hı hı. O yüzden cildi yapabilirim. Hiç sıkıntı değil. Yuvarlak yuvarlak sürüyorsun evet. Sen. Önce aldım verdim. Sonra da yediriyorum. Evet. Elimdeki ürünü yalnız elinizde süremezsiniz. Genellikle herkes evinde fondötenini eliyle sürebilir. Hijyen açısından hiçbir sıkıntı yok. Siz bunu hijyen açısından mı yapıyorsunuz? Hayır. Ben güzel dağılsın diye yapıyorum. Ben hijyen açısından yapıyorum ama bu kullandığım ürünün mutlaka özellikle böyle özel bir fırçası var. Sizin onunla yapmak de böyle zorundayız. Bir fondöten. Evet aynen. Mesela şu anda ben size bakıyorum. Yüzünüzde fondöten yokmuş gibi evet. Duruyor. İşte ben böyle seviyorum. Olması böyle gereken özellikle o. Genç arkadaşlarda böyle aynen. fondöten bağırdığı zaman hiç güzel olmuyor. Bir de mesela bu ürünlerin biz kanser hastalarına etkinliklere gidiyoruz. %100 onayı var kanser hastalarında kullanılabildiğine dair. Hamilelerde özellikle. Biliyorsunuz hamileler saçını boyatmazlar, onu yapmazlar, bunu yapmazlar ama şaka şakır makyaj yaparlar. Yüzümüze sürdüğümüz, dudağımıza sürdüğümüz her şey cildimizde emilir. Ve gerçekten o kimyasalları vücudumuza yüklüyoruz. Mümkünse özellikle genç kızlarımıza diyorum, hamile annelerimize diyorum lütfen sağlıklı makyajı tercih edelim. Şu an için yeterli. Ben bunu istediğim kadar arttırabilirim. Yapısı incedir. Bir yukarı lütfen bakalım. Evet. Hemen bir tık daha alacağım. Yüzün gözün parladı. Bak, vallahi bak. Şimdi daha başlangıç. Parlama zamanı aynı zamanda o anlama geliyor. Bir tık daha kapatacağım. Şimdi bizim şöyle bir yanlış yapıyoruz fondötende. Nedir? Fondöten renk eşitsizliğini dengelemektir. Kalıp gibi cildi kapatmak değildir aslında. Evet, evet. Şimdi öyle görüyorum ki profesyonel make-up'ların kullandığı ürünleri neredeyse ilkokul, ortaokuldaki gençlerimiz bile kullanıyorlar. Tabii ki ileriki yaşlarda bunun zararını görecekler. Çok doğal. Bakın istersem arttırabilirim. Tamponluyorum. Neden tamponluyorum? Sürtersem altta yaptığım kapatma ikisi ürün birbirine geçer. Ben bunu istemiyorum. Siz şimdi onun üzerine niye bunu sürdünüz? Cildi emdi. Biraz kuruluk var. Önce ince çalıştım. Şimdi baktım bir tık daha alabilir. Yani çok yoğun önce sürmüyorum ki. O zaman ki. Şöyle diyeceğiz. İnce bir sür. Adım adım. Aynen. Biraz bekle birkaç dakika. Ondan sonra ihtiyaç evet. varsa devam et. Yoksa orada kal. Aynen hepsini öyle. Hepsini birden boca etme. Hayır tamam. Hayır. Ben şey yapıyorum. Mesela evde eğer makyaj yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Sonra pencerenin yanına gidiyorum. Gün ışığında evet, kendime bakıyorum. Evet. Aynen. Çünkü biliyorsunuz özellikle banyoda yapılan makyajlar. Ay, evet. Hele Allah hiç ayarlayamazsınız. Hiç. Çok yoğun sürersiniz ama yoğun sürdüğünüzü elma yanaklarla. Aynen aynen. Yukarı lütfen bakalım. Tamponluyorum. Günlük hayatta pudra kullanmayabiliriz. Böyle ışıl ışıl olsun isterse. Gerçi sen kaç yaşındaydın güzelim? 21 yaşındaydım. 21. Ama maşallah. Yani 16 deseler inanırım. Evet evet. Bekar mıyız? Bekarım. Hiç bekarımı da bu kadar düşünerek cevap evet. Neydim ben bekarım. Aynen.
Şimdi eğer cildimizin, herkes parlak canlı bir cilt sevmeyebilir. Mat isterlerse üzerine çok ince pudra geçebilirler. Pudra sabitleyicidir çünkü. Fixleyici ayrı bir şeydir. Makyajınızın bozulmaması ve uzun saatler kullanmak istiyorsanız, özellikle gelin makyajlarında mutlaka pudra kullanırız. Ama günlük hayatta doğal makyajda kullanmak zorunda değiller. Bu aralar hangisi moda? Daha parlak mı gözükmek, mat mı gözükmek? Şöyle söyleyeyim. Daha parlak, canlı, highlighterlı, ışıl ışıl makyajlar. Artık neredeyse kontürü, mesela kontürü biliyorsunuz yüz şekillendirmedir. Pazara giderken bile, bakkala giderken insanlar kontür yapar hale geldiler. Evet. Aslında kontür televizyonda, işte çekimde ve fotoğraftadır. Aynen günlük öyle. Günlük hayatımızda o kadar detaylı kontürlere ihtiyacımız yok. Tabii sosyal medyada bu videolar çok artınca herkes bakıyor bakıyor yoğun şimdi bir kontür yapıyorlar. Şey de güzel, böyle romantik bir akşam yemeğine giderseniz, loş bir yere giderseniz muhteşem. Tabii, ama yoğun ışığın olduğu, normal böyle açık bir şekilde gözün gördüğü yerde o kontür, ben böyle bir şey çektim dediğiniz an iş bitiyor, güzel aynen. olmuyor. Çok ince, kalın olmamak kaydıyla şöyle bir hafif pudra geçmek ama istiyorum. Yine de şeyde belki gösterilebilir. Hani o kontür gösterilebilir. Tabii. Sonra bir bakıyoruz herkes böyle Ebru Gündeş gibi şuralarına falan değil mi? Burnunu ince. Aynen aynen. Ama normal güneş de iyi durmuyor işte. Şimdi ne yapacağız? Bakalım ne arıyoruz? Hangi ürünümüzü seçelim diye bakıyorum. Minerallerden. Ne arıyoruz biz? 11 numara. Ha. Türkiye'de zenci tonu olmadığı için 11 numara bir ara mesela gelmişti. Artık Türkiye'de kaldırıldı. Ama ben... Siz fondötenle mi yapıyorsunuz bunu? Fondötenle yani allıkla da yapılabilir. Şimdi bronzerlarla, allıkla değil de bronzerlarla günlük hayatımızda yapabiliriz. Evet, bence yeterli olur. Ama fondötenlerle de yapabiliriz. Fondötenlerle daha yoğun kalıcı olmasını istediğimizde daha çok gelin makyajlarında yapıyoruz. Ben mesela ekranda bile şey yapmıyorum. Bunu kullanmıyorum. Yani ben şimdi görünmesi açısından o kontürleri ekranda kullanmıyorum. Anladım. Çok az alnımızın şurasına veriyorum. Yüzünü çünkü nedir? Küçültüyoruz. Yüzü ideal yüz oval yüzdür. İdeal gözle badem gözdür. Biz bütün yüz şekillerini ovale çevirmeye çalışırız. Gözleri de bademe. Şimdi kızımızın şurada hafif kemikleri var bakın. Şuraya hafif yapacağım. Biraz çenemize yapacağım. Amaç şudur. Ön planda, tabii ön planda olmasını istediğimiz yerleri açık, arka planda olmasını, geride kalmasını istediğimiz yerleri de koyu çalışıyoruz. Şu aslında anda olay bu. Şu anda bunu küçültüyorsunuz siz aynı evet, zamanda. Aynen. Bir güler misin? Elmacık kemiklerimiz var ama çok bariz değil. Kulağımızın şu kısmından başlayıp şuraya tamam, kadar. Şöyle. Evet. Bakın, kontür bölgemiz burasıdır her zaman. Evet. Şimdi hemen dağıtıyoruz onu. Yukarı yalnız. Bu da elle yapılmıyor herhalde. Hayır. Bu artık fırçaya mecbur. Fırça ya da süngerle aşağı yaparsak yüzü aşağı düşürürüz. O yüzden bakın hep yukarıya doğru çalışıyorum. Koyu yaptığım kısımlar geri planda kalacağı için buradaki köşeleri geriye itmiş olacağım. Ama kontürde dikkat etmemiz gereken en önemli şey, çok iyi dağıtmalısınız. Yoksa fotoğraflarda çizik olarak çıkıyor. Aynı şekilde ekranda da. Çok az şuraya verdim. Çünkü zaten alın dar. Buralara hiçbir şekilde kontür yapmamıza gerek yok. Ama geniş alınlılar tabii, şöyle tabii. iyice yapabilir. Aynen. Hemen bu tarafa rica edebilir miyim? Bakın. Çok natürel sürdünüz. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi ben bunu bronzerla da daha belirginleştireceğim zaten. Günlük hayatta direkt bronzerla bu bölgeleri yapmaları yetiyor. Tamam. Çünkü bunu ben gece makyajıyla birleştireceğim için zemini ona göre hazırlamak istedim. Burnumuzu da. Şimdi burnumuzun şurasında hafif bir kemiğimiz var. Çok küçük bir kemik. Normalde olmadığında burun üstü açıktır, yanlar koyudur. Ama ben burayı açık yaparsam o kemik iki kat çıkar. Hani hep gördüğümüz videolardaki gibi değildir kontürler. Burayı özellikle ben koyu bırakacağım geçişimi. Hatta daha rahat çalışmak için şöyle
Daha hızlı. Evet, bir bakabilir miyim? Dağıtamadığım bir nokta var mı diye bakıyorum. Evet, yok. Bu tarafa dönebiliriz. Yani burnunun büyük olduğunu düşünenler yan taraflara gölge yapıyor. Altına peki buraya? Şimdi burun şekline göre de önemli. Burnun ne kadar düşük? Mesela düşük. Koyu veriyorum ama üst kısmını aydınlatıyorum. Çünkü burun ucu çok aşağıyaysa orayı koyu verirseniz geri plana iter. Ha. Üstüne hafif aydınlık veriyorum ki koyu ve açık. Burada da kemik yukarı varsa burayı da koyu. Evet, aynen. Kemik olduğu için de burayı da koyu yapıyoruz. Göz altımızı aydınlatmak istiyorum. Gene sağlıklı bir makyaj için hemen bu gözaltı concealer'ı bununla aynı zamanda aydınlık bölgelerimi de yapabilirim. Dudaklarımız, çenemiz de hadi biraz ortaya. Şayet çok torbalı bir konu mankenim olsaydı ona asla açık çalışamam. Çünkü torbalar iki kat çıkar. Hmm. Eğer göz altı torbası olanlar varsa lütfen fondöten renginde bıraksınlar ki fotoğraflarda o torbalar biraz geri gitsin. Tam tersine çok çukur olsaydı da mutlaka aydınlık yapacaktım ki çukuru dolduracağım. Bakıldığında o çukurluk dolup çukur olduğu belli olmayacaktı. Peki kaz ayakları çoksa, şurada çok çizgisi varsa ne olacak? Ya şöyle söyleyeyim, çok ince ürünlerle çalışmak gerek. Ürünü kalın çalışılırsa veya yoğun ürünlerle çalışırsanız minikler ve kaz ayakları daha çok ortaya çıkıyor. Hmm. Yani kapatacağım diye ne kadar kalın sürerseniz onlar size aynen çatlaklar aynen olarak o kadar geri dönüyor. Şimdi biraz da şu elmacıklarımızı bak nasıl biliyoruz. Hmm. Değil mi? O zaman az önce koyu sürdüğümüzün bir parmak altına mı evet, açığı sürdüm? Biraz daha böyle çukurlaştırsın diye. Mesela bende çok fazladır. Fark ettiyseniz benim elmacıklarım çok fazladır. O yüzden ben mesela kontür hiçbir zaman yapmasam da oluyor. Ne güzel, şanslısınız. Bilmiyorum, biraz da fazla gibi benimki de. Yukarı bakalım lütfen. Bakın gene tamponluyorum. Sadece aydınlık olması amaçlı yapıyorum bunu. Tampon. Tamponlamaya devam edelim. Yukarı lütfen. Göz altımızdaki renk farklılığını da böylelikle kapatmış olduk. Bu tarafa dönebilir miyiz? Hemen buraya da geçiş yapıyorum. Konu mankenim açık kullandığı için normalde kulaklara da geçiş yaparım. Ha. Boyun, dekoltesine kadarsa. Çünkü yüze çalışır, kulağa çalışmazsanız mutlaka o renk farkı belli olur. Hafif bir geçiş ona da yapalım şöyle. Buradan da alnımıza, alnımızın üstünü aydınlık bırakacağım ki biraz geniş gözüksün. Hemen. Bir de eyeliner çekemeyenler için küçük bir tüyo vereceğim. Çok önemli, dinliyoruz. Siz fırçayla mı eyeliner çekiyorsunuz, kalemle mi? Fırçayla da hepsiyle çekiyorum ama biz el alışkanlığı artık yıllardır fırçayla çekmek bize daha keyif veriyor. Ama kalemle de aynı efekti yaratabiliyoruz. Hatta onu da göstereceğim. Bakalım. Bize ama şeyi gösterin, kolay yöntemini. Aynen. Siz tabii profesyonelsiniz, artık gözünüz o kapalı bile çekersiniz ama. O en kolay tekniğini göstereceğim. Bir saniye lütfen. Ağız kenarındaki kırışıklıkları da sorun olmuş. Evet. Kırışıklıkları bakın ben şöyle gülümsediğimde tabii ki yaşımdan dolayı çökmeler var. Oraları aydınlık çalışıyorum. Ağız bölgesi. Hı hı. Yani buraları dolduruyorum açıkla. Hmm. Ama göçertmek istediğim yerleri de koyu çalışıyorum. Anladım. Yani şey, yükseltmek istediğimiz yerlere açık sürüyoruz.
Anladım. Diğer taraflara da koyu sürüyoruz. Mantık aslında aynı. Aynı ama yüz şekline göre herkese biraz değişiyor. Pudra sürüyoruz. Transparan pudra da kullanabilirdim. Sıkıştırılmış da bunun herhangi bir kuralı yok. Biz transparanı genellikle ekranlarda kullanırız ki çünkü spotlardan dolayı mecburen parlamalar yaşıyoruz. Evet. Şimdi gözümüz kapalı kalsın lütfen. Hiç açmıyoruz. Bakın tamponluyorum. Açtırmadan burayı sabitleyeceğim. Çünkü açarsa biliyorsunuz parlar hep yukarıya göz çukurumuza çizgi olur. O olmaması için kapalı kalsın lütfen. Evet. Çok hafif geçiyorum. Şimdi göz altımız için ama daha açık bir tonda kullanmak istiyorum. Şunları da şöyle alayım ben. Şöyle hafif bir daha ışıl ışıl olması için de. Çok hafif ama. Bakın çok azalıyorum. Pırıltı. Hafif ışıltı veriyorum. Bunun adı nedir? Highlighter. İki renkli highlighter. Ama çok parlamasını istemediğim için hafif geçtim. Tamam. Şimdi yine mineral bir ürünümüzle kontür bölgemizi daha belirgin hale getirmek istiyorum. Yalnız hatta süremiz ilerliyor. Göze de artık geçmemiz gerekiyor. Hemen geçiyoruz. Yarımda bırakmak istemiyorum makyajı. Tabii. Silkeliyoruz. Bakın demin yaptığım yerlere sadece biraz daha belirginleştiriyorum. Böyle kalıp gibi olmaması açısından. Evet. Allah'a sürdüğünüz fırçayı böyle silkeliyorum, hop hop yapıp. Silkeliyorum aynen. Evet. Asla üflemiyoruz. Ha, üflemiyoruz. Onu özellikle belirtiyorum. Evet. Kaşlarımız çok düzgün. Alınmamış ama zaten ben çok fazla ince kaş özellikle genç kızlarımızda. Zaten natural kaş evet. Onu da. Aynen öyle. Çok boşluğu olmadığı için ben sadece kitle hafif bir dokunuş yapacağım. İhtiyacı yok çünkü çok detaya. Ama kaşları oldukça açık olsaydı. Fırçayla şekil, kaş yapıyorsunuz. Tabii. Kaş bayarken önce ortadan başlıyorum. Çünkü fırçamın yoğunluğundaki ürünün kaşın ortasında kalmasını istiyorum. Daha sonra buralardan da geçiş yapıyorum. Çok hafif. Evet. Ve mutlaka sarıyoruz. Kaşla aynı tonu yakalamak gerekiyor ki gün ışığında. Evet. Çünkü kızıl kızıl oldu mu hele. Çok belli oluyor. Ne kadar kötü oluyor. Bir de bazısı saçını boyatırken kaşını boyatıyor. Ben onu da sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Hayır, şöyle söyleyeyim. Kaş mutlaka kendi saç yapınızdan aslında yarım bir ton koyu olursa daha ön planda oluyor. Tabii bu zevk meselesi biliyorsunuz makyaj kişiye özeldir. Evet. Şimdi Sevil Hanımcığım göze geçelim artık. Hemen geçiyoruz. Gözü nasıl daha çekik gösteririz? Şimdi nasıl öncelikle en basit highlighter'ımızla. Koyu renk far sürecek olsak bile mi yine de highlight? Olabilir. Peki. Ya bu pratik. Aha. Gündüz çıkacaklar. Hemen alıyorum. Hatta highlighter'ımı aldığımda dudak kısmına çok hafif vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ekranlarda fazla highlighter kullandığında patlama yapar. Kaş ve göz aralığımız dar olduğu için aydınlık çalışacağız. Evet. Bir de hemen şöyle renklendireyim arada. Pardon, onu şöyle atalım.
hafif. Makbul olan badem göz dediniz. O zaman evet. Gözlerimizi badem şeklini nasıl verebiliriz, değil mi? Açabilir miyiz? Şimdi gözlerimiz düşükse 45 derece daha yukarıdan eyeliner'ımızı çalışmalıyız. Gözlerimizde torba çok fazlaysa eyeliner kuyruk yapmamalıyız. Tamam. Bakın mineral olduğu için kapatabilir miyiz? Günlük makyajımızda bir eyeliner da çekmek zorunda değiliz. Daha soft, doğal olur. Bir maskara ve parlatıcı sürdüğümüzde genç kızımız çok rahat bu makyajı kullanabilir. Ben şimdi geceye çevireceğim için öncelikle burada bırakmak istiyorum. Hemen yani bu normal, doğal, soft, her zaman kullanabileceği, hatta bir de parlatıcı süreceğim ki dudaklarımızda görelim istiyorum. Ben göz için en kolay yöntemin aslında şu olduğunu, yani kendi bilmiyorum, belki benim göz şeklimle alakalıdır da, böyle eyeliner'ı tabii bir makyöz gibi sizler gibi güzel çizemediğim için, çekemediğim için mesela siyah kalemle oraya şey yapıp ondan sonra onu dağıtmak. Aynen. Biliyorsunuz buğulu göz makyajı, dumanlı göz makyajı dediğimiz. Bakın biraz dışarıya taşırarak süreceğim. Çünkü üst dudağımız biraz daha ince. Alt dudağımızı kendi çizgisinden geçiyorum. Şimdi elimdeki daha kalıcı bir ruj olduğu için kalem çekmeye gerek duymadım. Ama önce kalemle çizip daha sonra doldurabilirler. Kalıcılığını arttırır. Ben şöyle bir renk versin istiyorum şu anda da. Hemen gözümüze geçelim. Hile şu değil mi? Dudağı ruju sürdükten sonra, o hafif kuruduktan sonra çizginin hafif üstünden. Aynen öyle. Geçiş yapmalıyız. Ama ben şimdi pratik olsun diye dudağımızı şeftali tonlarında tercih ettim. Çok genç çünkü. Evet. İşten geldi, akşam gece bir yemeğe gidecek, bir düğüne gidecek, hiç fark etmez. Yani nereye gidecek olursa olsun. Kapatır mısın? Mesela şimdi ben kepiklerini doğal olması için kepikli bir dolduruyorum. Bakın dolduracağım. Sizin dediğiniz gibi hiç düzgün çekmeye bile gerek yok. Açar mısınız? Şimdi kuyruğu çekerken şu göz yukarı bakalım lütfen. Şuradaki hizayı dikkate almamız lazım. Bakın şuradan kuyruktan. Şurasıdır kuyruğu uzatacağımız bölge. Burayı dikkate alırsak zaten otomatik olarak eyeliner'ı çekeceğimiz yeri belirlemiş oluyoruz. Hemen şöyle bana dönebilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet. Kapatalım lütfen. Bakın çok düzenli çekmenize bile gerek yok. Kirpikli bir doldurmamın sebebi, takma kirpik takacaksak burada boşluk kalmaması açısındandır. Evet, biraz daha geçiyorum. Bunu krem eyeliner ile yapabilirler. O kadar çok markanın o kadar çok ürünü var ki. Yani sonuç aynıdır aslında, değişmez. Hemen bir fırçamızla da şöyle dağıtalım onu. Dağılınca yamuk çekildiği de anlaşılmıyor. Aynen öyle. Bakın şuradan. Bunu ama küt kapalı fırçayla yapıyorsunuz. Ya bu benim el alışkanlığım aslında. Bence de bu rahat oluyor ama. Evet o, değil mi? Özellikle söyledim. Ucu yuvarlak fırçayla değil de böyle sert ve küt olan fırçalar var. Bitsin işin göstereceğim size. Döner miyiz? Evet. Onu alabilir miyim o fırçayı? Tabii ki. Bununla kaş boyayabilirsiniz. Her türlü şey yapılabilir. Bak. Bak. Gördünüz mü? Şurası böyle hafif yan gider, küttür. Böyle yuvarlak değildir. Bu fırçayla yaptı. Şimdi gece için. Bakın çok basit. Çok fazla malzeme kullanmamıza bile gerek yok. Elimizdekilerle. Kaş altımı biraz daha aydınlatıyorum. Göz çukuruma veriyorum. Evet.
Şurayı da mı, şu iç kısmını da mı aydınlattınız? Evet evet. İstersen bunu daha açık tonlarla da yapabilirim. Ama gözü ayrıksa yapmasın sanki, öyle mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, gözler birbirine yakınsa açık olmalı. Küçükse de açık çalışılmalı. Küçükse de açık. Tabii. İri yapıyor. Gözler birbirinden uzaksa koyu çalışılmalı. Ki ona göre birleşsin. Evet. Hemen bakalım kızımıza ne yapalım? Dudağını biraz büyütelim. Göz kapağına da bir hafif ışıltı verelim. O da evet. Vakti yok çünkü kızımızın yetişmesi gerekli. Niye, mezuniyet mi var? Nereye gidiyor? Mezuniyet mi? Kapatalım. İşte artık gece makyajı deyince o geldi aklıma. Evet. Hafif ışıltılı. Tabii bakın. Var. Gündüz bu ışıltıları çok tercih etmesek bile. Bakın şuraya. Vermesi bile yetecektir. Gölge yapacağımız nokta, bu tarafa dönebilir miyiz? Göz kapağımızın çukurudur. Şu dağıtma fırçalarımızla, bakın onları daha rahat göstereceğim ben size. En çok herkesin merak ettiği, bırakıyorum ve çeviriyorum. Şu şekilde gölgeli de yapabiliriz. Ama göz yapısına göre dağıtabiliriz. Hemen dağıtalım. Hem basit, hem geceye şık gidebileceği. Dönelim. Önemli olan dağıtımı iyi yapabilmek. Peki evet. Bunu nerede bırakacağımızı nasıl bileceğiz? Şimdi açar mısın? Zaten eyeliner noktasını öncelikle belirledim. Hı. Aşağı doğru farı dağıtırsam göz aşağı düşer. Bakın şuradaki kuyruk kısmında bırakıyorum. Ya da şimdi vaktimiz çok dar. Onu sadece size göstermek istiyorum. Bakın bant yapmıştım. Normalde ben şunu yapıyorum. Pardon. Ben de kendi yöntemimi göstereceğim. Benzer mi? Evet. Hemen şöyle ben normalde buralara bant yaparım. Ha. Buraya da bant yapıyorum. Tak 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 tak. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz? Bak ister tuvalet kağıdı olsun, ister bak. Aynen. Aynen şöyle. Ya da fırça bulayım kendime. Ay bana bir fırça versenize. Küçük mü büyük mü? Olur olur böyle olur. Şöyle. Şimdi yerim o koyu ya. Şu evet. Eyeliner'ın devamından evet, evet. Şöyle yapıp bak. Bakın. Bu da. Böyle yapınca. Evet bakın. Noktanızda ya aklın belli yolu olur. Birmiş meğersem. Bak böyle de yapalım. Tabii tabii tabii. Aynen aynen. Bunun buyurun tam devamı. Buyurun yapın siz de, hatta o kısmı sizden ay, bekleyeyim. Ay siz varken bana düşer mi canım? Estağfurullah şey olsun tabii ki. İstediğimiz koyula getirebiliriz. Şimdi kaşla göz aralığı çok geniş olsaydı 3 ton, 5 ton, 6 ton kullanabilirdik. Ama gözümüz, yüzü küçük, gözleri de tabii kendine göre normal. Hemen şöyle. Bir de göz altımızı birazcık hareketlendirelim. Ve ben burada canlı bir renk geçmek istiyorum. Göz içine kalem kullanıp kullanmamak kişiye kalmıştır. Ama hep derim bir ışıltı verir. Kesinlikle. Ben seviyorum. O mor mu? Evet. Ve ay, ışıltılı. Böyle mesela bakın şey ben göz de özellikle sürdüm. Ve kirpik dibine oturduğunda far gibi olacak. Akmıyor donduktan sonra. Özellikle kınalarda ben çok tercih ediyorum. Bunun er tonu var. Yukarı lütfen. Ben beğendim o moru. Ben de kullanayım onu. Kullanın. Çok bazısı güzel. Bazısı beyaz renk sürer. Gözünü daha açık şey göstermek daha için. Daha büyük göstermek için ama her göze beyaz kalem sürüldüğünde gözler kocaman bir Türkan Şoray gözü olamaz. Evet bir tıkı büyütür. Ama çok da beyazı kaçırdığınızda bakış açınız değişiyor. O yüzden krem tercih edebilirler. Ne bileyim griler tercih edebilirler. Bir maskara yapalım. Çok uzun. Aslında kirpik takmayı düşünüyorum. Ama o kadar uzun ki kızımızın kirpikleri evet, aşağı doğru. Evet çok güzel kirpikleri. Aşağı bak canım. Yine de göstermek amaçlı yapabilirim. O maşallah. Kadar çeşitli kirpik var ki piyasada. Harika. Bakın ben özellikle gösterebilmek için günlük kullanımda en çok ideal olanlar bunlardır. Göz yapısı uyuyorsa daha yoğun kullanılabilecek. İşte Türkan Şoray'ı andık. Evet. Türkan Şoray gibi. Aynen öyle.
Ben kısadan başlayıp uzuna gidenler var ya, onları seviyorum. Onlar da çok güzel. Bir de sanki daha çekik göstermek için yarım kirpik de güzel oluyor. Çok şuradan güzel. Şuradan itibaren değil de şuradan itibaren olanlar mesela var ya. Mesela şunları kese de bilirsiniz, öyle takabilirsiniz. Tabii tabii, uzun kirpiği kesebilirsiniz. Bu tam benlik, bunu beğendim. Bu benlikmiş, bunu beğendim. Yukarı bakalım. Bunlar çekik yukarı gösteriyor bak. Evet, aynen öyle. Şuradan hem doğal duruyor. Evet. Bir tık da herhangi bir paletten olabilir. Göze efekt vereceğim. Göz kapağına. Ben bunları hep bantladığım için özür diliyorum. Hayır, rica ederiz. Şeyleri çıkmaması için. Markası çıkmasın diye. Evet, bantladığımız için ikisi birbirine yapışmış. Aha. Bir kapatır mıyız? Ne yapıyoruz şu anda? Şurayı biraz belirginleştireceğim. Peki biz makyaj yapmaya devam ediyoruz. Siz arkadaşlar o zaman reklama gitmeniz gerekiyorsa gidin. Biz devam edelim. Sonra reklamdan sonra buluşalım. İyi fikir. İyi fikir. Makyaj sanatçısı Sevil Önal'a teşekkür ediyoruz. Berçin ne kadar güzel oldu. Kendi de çok memnun. Artık ben diyor tekrar tekrar seyrederim, öğrenirim, yaparım. Değil mi? Evet. Şimdi bol bol fotoğraf çektir. Zaten güzelsin. Teşekkür İyice ederim. Bir vurgulu oldu. Sağ elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu güzel makyajdan sonra romantik bir kapanış yapalım mı? Yapalım. Dario Moreno sever misiniz? Severim. Deniz ve Mehtap olur mu? Olur. Hadi bakalım sevgili seyirciler, yarın yine saat 10'da TRT 1 ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sordular seni neredesin, nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti, anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler böyle hep, sen oldun bunlara bak sebep. Mehtap dedi gördüm.